çak bir kibrit rolunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Sabah çok mutlu oldu. Özellikle İsmail çok sevdi. Çok teşekkür ederim. İsmail de Savaş'ı çok sevdi. Siz benim... Sen söyle ilk. Barış, ben böyle yapamıyorum. Böyle olmuyor. Yani görüşmeye devam ettikçe... Ben yapamıyorum böyle. Filiz. En doğrusu görüşmememiz. Yani senin bir ailen var. Ben artık yani çok canımı yakıyor bunlar benim. Haklısın. Senin de bir hayatın var. Ben senin hayatını yaşamana izin vermiyorum. Doğru ve en doğrusu bu. Haklısın, öyle bir şeye hakkım yok. Tamam, artık görüşmeyelim. Beni biraz önemsiyorsan hayatımdan çıkarsın. Doğru. En doğrusu bu. Sağlık ocağından da çıkarım. Seni görmeye dayanamam. En doğrusu olur. Sen istersen Savaş'ı al, ben vedalaşırım yani. Ben getireyim o zaman. Filiz gitme sen.
sessizliğe dayanamam. Ben sensiz olamam. Ben de sensiz yapamıyorum. Çok özledim şimdi ben seni. Baş, ne olursa olsun senin bir ailen var. Dur bak, bak. Ben Nihal'e bir söz verdim. Tamam mı? Seni içeriden çıkarması için Nihal'e bir söz verdim. Evet, savaş hastaydı, o yüzden uyanla durmam gerekiyordu. Ama artık bir neden kalmadı. Sen dışarıdasın, savaş da iyi. Sen benim yüzümden mi evlendin? Evet, evet. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama seni içeriden çıkarmak için delil bulmuş. Ama hiçbir önemi kalmadı bak Firiz. Tut elimi, tamam mı? Hiç bırakma. Tamam mı? Herkese savaşalım, her şeyi. Çocuklar, Savaş, yavrum sen de çıkma tamam, ben bir alana bakıp geleyim. Camdan falan baktım çocuklar. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Bitiririm hepinizi. İkinizi de mahvederim, anlıyor musunuz? Sakin ol bir, sakin ol. Toparla kendini, sakin ol. Sakin ol bir. Anacığım ne oluyor ya, mahalleyi ayağa kaldırdınız? Sen ne bağırıyorsun? Ne mi bağırıyorum? Bu ne rezillik, bu ne çirkin bir şey böyle ya. Koskoca savcının kocası mahalle köşelerinde kızlarla öpüşüyor. Bak neyin kocası, neyin kocası? Bizim sana niye karı koca olduğumuz belli. Biz seninle formaliteden karı kocayız tamam mı? Kağıt üzerindeyiz. Biz çocuğumuz için evlendik. Ama bitti, tamam mı? Hepsi bitti. Bak. Ben Firiz'le birlikteyim artık, tamam mı? Onu seviyorum, onsuz yapamıyorum ben artık. Bunu anlaman gerekiyor Nihal. Ben artık Firiz'deyim. Onsuz yaşayamam. Sen de artık Filiz'in etrafında dolaşmayacaksın. Anladın beni? Fırsatçı herif. Ne diyorsun lan sen? Ha? Ne fırsatçılık? Ulan herkesin hayatını mahvettin sen be. Sen nasıl bir adamsın? Barış, 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 hadi gel. Barış, Barış, hadi gel. Çak. Tamam, hadi bir şey. Tamam, geldim. Aman Allah'ım. Tamam, bir durun ya. Şopap, ne oluyor burada? Dur bari sen de. Bir sen eksilttin, gel. Gel sen de gel. Senin de işin var oğlum. Seni ilgilendiren bir şey. Gel buradan. Lan salak salak konuşma. İşimi yapıyorum zaten. Sizin atölyeyi soymuşlar. Ne? Ne? Savaş. Nihal. Nihal. Savaş. Sakin ol be. Dur. Nasıl soymuşlar ya? Kim soymuş Nihal? Vallahi haber geldi işte yani. Taşla falan camı kırmışlar herhalde. Ben de hemen geldim yanınıza haber vereyim diye. Var mıydı değerli bir şey içeride? Her şey. Ya olmaz mı? Tabii ki vardı. 250 tane bindalı var. Biz onları yarın teslim edeceğiz. Anne. Tamam, gel. Nihal. Gel, ben geliyorum. Nihal. Nihal, gider misin? Ne? Eğer oğlun düşünseydin bu terbiyesizliği yapmazdın. Aşağılık. Savaş.
Savaş, Savaş babacığım bak. Savaş babacığım ağlama bu kadar. Ağlayacak, korkacak bir şey yok ki. Büyükler birazcık tartıştı orada, tamam mı? Ama senin korkman gereken hiçbir şey yok. Ben yarın gelip her şeyi anlatacağım sana, tamam mı babacığım? Ya baba oğlum şimdi mi geldi aklına? Yürü oğlum hadi. Gel. Tamam mı Savaş? Gel Savaş. Oğlum, gel. Savaş. Çekme çocuğu Nihal. Gel. Savaş. Savaş babacığım merak etme, tamam ben yarın geleceğim yanına, tamam mı sen? Hadi babacığım, hadi. Hadi görüşürüz. Allah kahretsin ya. Ya Barış, gitseydin peşlerinden. Ya yok, kafayı yedi. Bununla konuşulmaz şimdi zaten. Yarın gider konuşurum ben Savaş'la. Ya abla ne olmuş, ne hırsızı, ne çalınması ya? Abla ne oluyor ya? Birdenbire karıştık yine her şey. İsmo da korkuyor içeride. İsmo niye korktu? Ne demek niye korktu? Yakup Hoca geldi aldı çocuğu. Ne yapsın çocuk? Ya, tamam ben İsmo'nun yanına gidiyorum. Ya şeye gideceğiz, atölyeye gideceğiz. Sen bu kalsın çocukların başına, sen onlar. Hadi Filiz. Zeynep'i aramam lazım benim. Arkadaşlar, arkadaşlar bir sakin olur musunuz? Tufan sen kadınları al abi, dükkana geç. Ben Filiz'deyim burada, tamam hadi. Hadi binin abi, hadi. Ver haber. Tamam. Hadi binin. Haber verin. Tamam, hadi yürü. Bana bak, bir şey söyleyeceğim Buruk. Sen şimdi git Zeynep'i bulmaya. Tamam, ben Filiz'de duracağım burada. Hadi. Hadi. Tamam, sağ ol. Ne oluyoruz yine? Kim kime dumduma anasını satayım ya. Ne Savaş'ın eşi çok kızdı. Evet aşkım ama geç kaldı diye kızmış. Tamam mı? Seninle bir ilgisi yok. Ya abla, dükkanda çalınacak ne vardı ki? Elbiseler vardı. Bunlar çalınırsa dükkan batar mı ki? Yok ya, elbiseleri ne yapacaklar zaten? Para aramışlardır onlar. Para var mıydı ki orada? Fark etmez. Ne olursa olsun sorunları çözeceğiz. Tamam mı? Her şey kontrol altında. Ben de artık buradayım. Korkacak hiçbir şey yok. Endişe edecek bir şey yok. Tamam mı? Nasıl yani ya? Sen ablama geri mi döndün? Dur kızım ya. Barış abinin karısıyla çocuğun olacak. Değişen bir şey yok Fikocuğum. Ben Savaş'ın babası olmaya devam edeceğim tabii ki. Sadece annesiyle ayrılıyoruz. Savaş artık gelmeyecek. Ay. Fiko, ben İsmo'yu bir bakayım, konuşayım azıcık, onu uyutayım. Siz de şu hediyeler açın, tamam? Hadi bakalım. Gel. İsmo. Ben seni uyutmayı çok özledim. Sen de özlemişsindir eminim. O yüzden gel bakalım. Gel bakalım. Hoppa. Şunları da çıkartalım. Aha. Mini Savaş da gelecek, tamam mı? Hep gelecek hem de. Ben de buradayım, hiçbir yere ayrılmayacağım. Tamam mı? Artık hep birlikte olacağız. Bittik anam. Vallahi mahvolduk. Vallahi bitti. Anam faturalar, senetler, biz nasıl ödeyeceğiz onlar için mi? Ya hırsız dediğin pırlanta çalar, elmas çalar. Bin daha bilir ne iş olur hırsız. Ya belki çalmamışlardır, bir durun. Dur yavaş, yavaş, yavaş. Hepsi burada mıydı? Başka bir yere koymuş olamaz mısınız? Ya Tufan Allah aşkına 250 tane bindallıyı nereye koyacağız başka? Dur dur ya. Sakin dur. Ya biz bittik. Biz iflas ettik, biz battık ha. Adamlar yarın gelecek, biz onlara ne diyeceğiz, ne vereceğiz, gelecekler yarın. Tamam tamam bulacağız ya. Bir dur sakin ol, bir nefes al sen ya. Ben sana bir su bulayım ya. Dur. Ya Serkan. Efendim. Kardeşim bir su getirsene, arabada vardı ya. Sana zahmet. Ya Cemil, peki yani 250 tane bindallı diyor şimdi. Gece gece ne yapacaklar ben anlamadım ki. Bulundur herhalde değil mi? Doğru söylüyor. Hah. O kadar şeyi nereye koyacak bu adamlar? Bir yere taşıyacaklar. Ben de şimdi bütün yolları kestireceğim, tamam mı? Bu işi çözeceğiz. Ben bu olayın başındayım, sen merak etme. Bulunur mu? Tabii tabii, bulunur. Merak etme. Bulunur. Bak suyun geldi. Hah. Thank you.
İyi akşamlar Kirven. Ben Çiçek Durmaz'ı arıyorum da. Ben kocasıyım. Buralarda oturuyormuş. Adanalı, tanır mısın? Tanımıyorum. Eyvallah, sağ ol. Hiç iyi olmadı böyle. Savaş ağlayarak gitti. İsmin haline bak. Filiz, Filiz, Filiz bak. Sakin ol be. Tamam mı? Biz kötü bir şey yapmıyoruz. Tamam mı? Kimseye zarar verdiğimiz falan yok. Biz birbirimizi seviyoruz. Tamam mı? Kimseye zarar vermiyoruz. Bunu anlaman lazım. Ya tamam da bak, bir araya geldik. Savaş alanına döndü ortalık yine. Tamam, tamam. Ama konuştuk bunu. Zaten böyle olacağını biliyorduk. Bununla birlikte baş edeceğiz. Birlikte savaşacağız. Tamam mı? Bak Filiz. Elimi bırakmaman lazım. Tamam mı? Vazgeçmemeniz. Bizim birbirimiz olmadan bir anlamımız olmuyor. Anladın mı? Bu çocuklar... Biliyorum, biliyorum. Savaş'a da, İsmail'a da, çocuklara da gerekirse canım veririm onlar için. Bunu sen de gayet iyi biliyorsun, sen de öylesin. Ama bu aynı şey değil. Ben sen olmadan yaşayamıyorum. Ocağın yok, anladın mı? Bir anlamım olmuyor, kayboluyorum. Eğer Nihal boşanmayı kabul etmezse... Ya çocuğu kullanırsa ne yapacağız? Muhtemelen yapacak. Bak bunlar olacak. Anladın mı? Çok kötü şeyler oldu. Yine olacak. Ama hepsini atlatacağız. Birbirimizi bırakmayacağız. Yanımızdan ayrılmayacağız. Hepsini atlatacağız, tamam mı? Anne. Çünkü babam bizi bıraktı oğlum. Babam bizi bırakmadı. Evet, bıraktı. Bizi Filiz için bıraktı oğlum. Ama biz seninle birlik olup babanı evimize geri getirebiliriz. Nasıl getireceğiz? Senle ben birlik olacağız anneciğim. Eski günlerdeki gibi. He? Ama şimdi senin uyuman lazım. Tamam mı? Uyu ve güç topla. Güç topla ki babayı evimize geri getirelim. Hadi anneciğim, şimdi sen yukarı çık, elini yüzünü yıka, Sibel ablan yardım etsin. Hadi gel. Oh oğlum. Efendim. Selim Bey merhaba. Nihal Aktan ben. Bu akşam hoş olmayan bir karşılaşma yaşadık. Evet, biraz öyle oldu. O yüzden ben de bu ortak sorunumuzu birlikte çözebileceğimizi düşündüm. Yarın sizinle görüşmek istiyorum. Bize yaptıklarının bedelini ödemek zorundalar. Bakın Savcı Hanım, ben yeterince çirkin şeyler yaşadım, tamam mı? Daha fazlasını yaşamaya kendime yakıştıramıyorum. Siz yakıştırmıyorsunuz ama onlar gayet de yakıştırıyorlar. Bakın. Ben ikisinin de hayatlarını ellerinden almadan bu işin peşini bırakmayacağım. İyi, siz bilirsiniz. Bak madem bütün bunlarla birlikte savaşacağız... ...bir daha bana yalan söylemeyeceksin. Tamam mı? Öleceğimi bilsen bir şey saklamayacaksın benden. Kardeşlerimi bir daha yüzüstü bırakmayacaksın. Tamam mı? Tamam. Tamam, bunu 500.000 defa dedim. Tamam tamam, elimi yüzüme bulaştırdım, aptallık ettim. Ama gerçekten bu sefer aldım dersimi. Gerçekten söylerim, aldım. Tamam. Tamam, ben senden ayrı olmak istemiyorum. Güzelim benim buraya gel. Ben de senden ayrı olmak istemiyorum. Oh, ben de senden ayrı olmak istemiyorum. Bak biz evleneceğiz ya. Çok çocuğumuz olacak bizim. Hatta torunlarımız olacak. Çok geniş, çok mutlu bir aile olacağız. Buna odaklan. Tamam mı? Geçecek bu günler. Merak etme.
Güzel. Alo. Şu beklettiğimiz Servet Aktan'ın dosyası vardı ya. Onu işleme koymanı istiyorum. Bütün mal varlığına el koyacağız. İhtiyati tedbir kararı çıkartın. Ha bir de şu şey... Filiz Eliboğlu'la Savaş Aktan'ın adli dosyası vardı çekmecemde. Yarın erkenden onu bana yollayın. Tamam. Ha, tamam mısınız Serkan Bey? Tamamdır. Tamam. Tamam, iyi akşamlar. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Tamam. Hadi haber edersiniz kardeşim. Tamam. Tamamdır. Ya Gonca kadın demeye gitti ya. Ya Cemil. Acaba çıkıp mahalleye turlasak mı? Belki bir gören bir duyan olmuştur. Sen niye turluyorsun ya? O polisin işi yani, halletmiştir onlar. Tabii tabii yenge. Onların hepsi yapıldı. Zaten şu an bütün yolları falan kesiyor ekipler. Bu büyük olay ya yani. Ben de bu işin başındayım yani. Sen merak etme. Sabaha kadar bu işle ilgileneceğim bizzat kendim. Ya Filiz'i arayalım, haber verelim diyorum da ne diyeceğiz yani? Bunca olayın üstüne battık mı diyeceğiz kıza? Ben bir Barış'ı arayayım. Bakın ne durumdalar. Telefon çalıyor. Tamam, açarız sonra. Ay Savaş'la ilgilidir belki. Tufan arıyor. Ha aç. Aç. Efendim Tufan. Ha Barış. Filiz'le beraber misiniz hala? Evet. Ya oğlum polis şimdi çıktı. Bayağı camı çerçeveyi indirmişler. Bunların bütün mallar gitmiş. Ne? Ne şey? Tufan abi. Filiz valla çalınmış hepsi. Nasıl çalınır hepsi ya? Ne yapacaklar bin dalları? Tam geliyorum ben. Dur dur sen gelme ya. Sen niye geliyorsun? Polis halletti zaten. Yapacağını yaptı. Biz de mahalleye döneceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Gelme sen boşuna. Tamam hadi. Buyur ya. Of. Ya bir düş yakamdan artık ya. Tamam ya, tamam parayı hallettik. Yarın arabayı üzerimize geçireceğiz ya. Ben eve gelmek istemiyorum. Ben cücüyle kafa çekmeye gideceğim. Vallahi hiç kusura bakma baba. Senin nerede ne zaman sılacağın belli olmuyor. Gözümün önünde ol. Miras nasıl kaptırdın kaynanaya? Aa, bunun ne işi var burada? Faydasız. Sen ne arıyorsun lan buralarda? Siz ne yapıyorsunuz baba? Allah Allah ya. Bir saatte seni arıyorum Zeynep. Sen neredesin? Ortalık birbirine girdi yoksunuz. Girer tabii oğlum, girer tabii. O kadar kalabalık ki birinden sıyırsan öbürüne denk gelirsin ya. Düğümlenmediğine dua et. Ne olmuş ki evde? Ne demek ne olmuş? Barış'ın karısı ortalığı karıştırdı. Vallahi mi? Evet. Şerefsizin biri atölyeyi soydu. Ay hadi bak ya, neler olmuş. Ama sen hiç merak etme. Babam kaynanasından miras kopardı. Yarın gidip alacağız değil mi baba? Ya sen ne boş boğazsın ya. Ne ispiyonluyorsun şimdi? Bir dakika, bir dakika. Ne mirası, ne alıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz yine ya? Vallahi ben kocamdan hiçbir şey saklamam yani babacığım. Neyse biz hep beraber eve gidelim. Benim şimdi boş boğazlığım tutmasın. Aman ne halt edersiniz dedim. Ben eve gidiyorum ya. Zeynep. Ne oldu ya? Ne çekiştiriyorsun yine? Son olsun abi. Saçma sapan işlere karışma bir daha. Ne olmuş ki? Ne yapmışım? Ne yaptıysan yaptın. Bir daha yapma. Sen de üzülme artık ya. Bizim para sıkıntımız yok ki. Çık mısın? Orada bir tek ben çalışmıyorum ki. Bir sürü kadının ekmek kapısı orası. Mansur Bey bizim tek işverenimiz zaten. O da giderse batarız, biteriz yani. Yavrum batmak olur mu öyle şey? Bir kere konuşur hallederiz. Adamla konuşursun, daha dükkan bize zaten. Halledir bir şekilde, merak etme sen. Üzme artık kendini. Ya ne oluyor ya? Bunun ne işi var burada ya?
Eski damat geri mi geldi? Fikri Bey, ben Filiz'le ayrıldım evet biliyorsunuz ama işte yani... ben gene de kendi adıma hep yanında olmayı... Tamam tamam, lagaligo yapma. Madem geldin, o zaman hemen nikaha basacaksın kızıma, ne? Çok uzattınız bu işi ya. Sen de o mahkeme suratlıya söyle, bir daha eve gelmesin. Hiçbir işe yaramıyor zaten. Bir iş halledemedi ya. Bir büyük getirecek hala. Çekil. Ölüyorum acımdan ya. Başlayacağım sizin aşkınızın ızdırabına. Istırap mıydı, ızdırap mıydı lan? Zehli. O hep karışıyor oğlum zaten. Ben çok yakıştırıyordum zaten size. Çok sevindim adınıza. Tam karışmasın. Doğru davran. İçeri geçeceğiz. Ablamın yatağında istersen sohbet edeceğiz biz biraz. Oldu. İyi geceler size. Siz de geçin hadi yatın siz de. Ne oluyor? Barış. Ne oluyor abi? Ne yapıyorsun yani? Karın geliyor çocuğunu yaka paça götürüyor buradan. Sen burada kalıyorsun. Ne yapıyorsun abi? Evlisin sen ya. Farkındayım. Yani oradan nasıl göründüğünü biliyorum. Ama emin ol, gerçekten söylüyorum, bu bir formalite evlilikte. Yani ablan olmasa da boşanacaktım zaten. Yarın da ilk iş gidip boşanma dilekçesini veriyorum. Evet, zaten Barış... mecbur kaldığı için evlenmiş Nihal'le. Beni hapisten çıkarmak için. Tamam abla. Ben ne diyeyim zaten, sen öyle diyorsan bana bir şey düşmez yani. Bir şey söyleyeyim ama içimde kalmasın. Ablamı çok üzdün abi. Bir yerde baban, bir yerde anan. Şimdi bir de karın çıktı. Saçma sapan kafalarda, anlayamadık onu da zaten. Ben ablamı mutlu görmek istiyorum. Ben ablamı yüzü gülüyorken görmek istiyorum abi. Bu kadar. Şunu da söyleyeyim. İçim hiç rahat değil. Hiç rahat değil hem de. Haberiniz olsun. Tamam, geçiyorum ben içeri. Yani gene iyi atlattık bence. Bence zamanın içinde rahatlayacak, emin olun. Valla bence rahmet daha büyük tepki verecek. Yani burası bir karıştırır. Sen yandaki evde mi kalacaksın? Hayır. Bu gece değil. Bu gece yollara benim. Olur mu? Ne? Bence sarılabiliriz. Bak ben sabaha kadar karakoldayım. Bu işin peşini bırakmayacağım. Bu adamı mutlaka bulacağız, tamam? Bir gelişme olursa da falan ben telefon ederim size, haber veririm yani. Artık sıkmayın canınızı, olur mu? Sağ olasın Cemil, eyvallah. Yalnız bu kapıyı bir şekilde yaptırmak lazım. Hocam öyle kırık mı kalacak? Ama Tülay, bir derdimiz o kaldı sanki. Hadi sağ olasın Cemil, iyi geceler. İyi geceler. Hadi bir şey. Filiz ne yaptı acaba ya? Merak ettim. Yalnız bir şey diyeyim mi? Bu Barış mahalleye geri döndü daha bence. Vallahi çocuk gemileri yaktı yani, ben gördüm. Bilmiyorum ki. Yalnız öyleyse ona bir çift lafım var yani. Ya gülüm, çocuğun dikiş tuttuğu yok ki anasını satayım. Ben Filiz'i seviyorum diyor, evleneceğim diyor. Başka da bir şey demiyor. Sever insan ne diyecek başka? Severinin hali öyle olur yani. Neyse hadi anacığım. Sabah ola ayrıla, iyi geceler.
Ya biz bir Filiz'e bakmayalım mı aşkım? Ama gülüm artık biz daha Filiz'i, Filiz'i bırakıp biraz da kendimize baksak ya. He? Bak herkes kavuştu, ne güzel aşk dolu her yer. Biz de artık evimize gitmeyelim mi? He? Öyle mi diyorsun? Hadi, hadi. Tabii tabii, gel sen. Hadi Çiçek, iyi geceler sana da. Bakalım. İyi geceler. Bir açayım mı da bir? Geç bakalım. Çiçek. Cemil. Gitmedin mi sen? Ya. Sen çok kötü oldun böyle. Ben de dayanamadım yani. Böyle içim acıdı biraz. O yüzden gidemedim yani. Anladım. Otursak mı ya 2 dakika? Oturalım. Ha. Böyle. Ha. Tamam. Şöyle. Selamünaleyküm kardeş. Aleykümselam. Buraların insanını bilir misin? Kimi arıyorsun? Fikri mi? Yok, ben karımı arıyorum. Çiçek Durmaz. Çiçek Durmaz? He. Böyle kara kaşlı, kara gözlü, Adanalı. Bizim hemşeriler buralarda görmüş de bu mahallede oturuyor galiba. Adanalı Çiçek. Şeyle oturuyorum. Nerede oturuyor? Şeyle. Nerede? Kardeş nerede oturuyor dedin? Kardeş. Alo kardeş. Kardeş nerede oturuyor dedin? Tülay, ben duruyorum ha burada. Dur bakalım, nasıl duruyorsun? Zor duruyorum. Acayip zorlanıyorum, çok zor duruyorum burada. Ben ne yapayım ya, daha durayım mı böyle? He? Ne yapayım yani? Aşkım, içinden ne geliyorsun öyle ya? Sen nasıl rahat ediyorsun? Nasıl rahat ediyorsan burada da... Nasıl rahat edeceksek? Şu... Tufan. Nasıl? Rahat mısın orada? Sen... Sen... Ne ben? Ne? Sen nasıl bir şey oldun yine ya? He? Özledin mi beni? Özledim, özlemez miyim? Öldüm, bittim. Ben şu an cennetteyim herhalde, yürü. Tufan dur, dur, dur. Aşkım ben de seni çok özledim ama yatağımız yok. Ya yatağı boş ver, yatağı ne yapacaksın? Takılma detayları, yürü ben hallederim ben bunu. Eniklerin okul kredisi, faturalar, her şey, hepsi o teslimata bağlıydı Cemil. Bak sen onu yarına kadar bul. Yemin ediyorum dile benden ne dilersen, börekler, mantılar, ne istersen. Ne dileyim hanımefendi? Canının sağlığını dilerim. Başka ne dileyim? Onu diliyorsun ha? He. Cemil. Ha. Ben o şiiri çok sevdim. Yani çok güzel düşünmüşsün, güzel şey etmişsin. Çok sevdim o şiiri. Harbiden sevdin mi ya? Sevdim. Tamam o zaman ben kalkayım yavaştan. 250 tane bin dallı bulmak lazım, malum zor iş. Tamam Cemil, isten. Sen de içeri gir istersen ya. Bayağı hava soğuk, üşüteceksin zaten. Çok üzüldün. Tamam. İçeri gireyim ben de, hasta olmayayım. Ha. Ha.
Hadi iyi geceler. İyi geceler. Sağ ol Cemil. Sevmiş. Hayırlı akşamlar. Hayırdır, kime geldin? Öylesine dolaşıyorum amirim. Öylesine dolanıyorsun. He. Bir kimlik görelim, GBT'ne bakacağım. Tabii. Lan! Lan! Ulan sen dua et, çok işim var. Bir daha bu mahallede görmeyeyim seni. Anacığım bilmiyorum işte yani. Dükkan boş. 250 bin dağlığın 250'sini almış götürmüşler yani. Neyse zaten bunlar bu saatte konuşulacak şeyler değil artık. Sabah ola hayrola ya. Bakacağız bir çaresine ya. Hadi be hayatım, iyi geceler. İyi geceler. Selim, üzülme artık, tamam mı ya? He? Gel bakalım sen. Gel yatım. Gel, 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 gel. Aferin. Uyu güzel, güzel. Yoruldum. Biliyorum. Ama ben buradayım artık. Tamam, merak etme. Duyu güzel güzel. Avukat Bey, merhaba. Buyurun Sercan. Dün akşam yaşadığımız tatsız olay yüzünden... yani size bir şey dediysem kusura bakmayın. Anlayış göstereceğinizi umuyorum. Evet, sorun değil. Anlıyorum. Teşekkür ederim. Yani adliyede adınız çok iyi anılıyor. O yüzden sizin böyle bir olayın içinde olmanız beni gerçekten çok üzdü. Ama zaten Savaş bana... yani Filiz'in insanları nasıl kullandığıyla ilgili her şeyi anlatmıştı. Önceden de Cemil diye bir polisle evliymiş galiba. Savaş elde edene kadar onu kullanmış. Yani bu Filiz'in hep yaptığı bir şeymiş. Bakın Filiz'in beni kullandığı falan yok. O sadece... Ciddi değilsiniz galiba. Dün akşam kızı kocamla öpüşürken yakaladınız.
Hem de sizinle sevgiliyken. Bakın. O kız sizin itibarınızı, erkeklik gururunuzu ayaklar altına aldı. Ben kapatıyorum. Sizden meslektaşım olarak ve adalete inanan biri olarak tek bir şey isteyeceğim. Avukatım olun. Barış'a karşı beni siz savunun. Bence bunu en iyi siz yapabilirsiniz. Ve Filiz'in gerçek yüzünü gördüğünüzde lütfen beni arayın. Tamam, ben onu bir düşüneceğim. İyi günler. Abla, biliyor musun Barış Şark bana bir haftalığına kamp almış. Giderim değil mi? Kulun durumuna göre gidersin kuzum. Bana da en sevdiğim formayı almış ya. Ya biliyor musun bak, onun dansı var, tiyatrosu var. Yani bir haftalığına tek başına gençlik kampındasın. Nerede burası? Yani ne bileyim, galiba göl kenarında böyle yeşillik bir yerdeydi. Kıskandım lan. Bana niye bir şey almamış? Takma kafana. Kızım. Sen Fikri ve Şükrü Nenibol'un imalatısın. Aşk meyvesisin. Acı çeksen de, eşekten düşmüş gibi hissetsen de... aşka koşacaksın mecbur. Ha? Hadi ya, hadi, ben acıktım ya. Oo, çay koyun. Hadi, hadi. Kalk, kalk kız yerimden. Kalk. Yerim oturmuş, bir de şuna bak ya. Hadi çay may koyun bana, hadi. İş. Gelin, ne haber? Günaydın. Ne haber lan? Günaydın. Günaydın, ne? İsmo, hadi uyandır Barış abimi, çeksin. Uyan Barış abi, uyan. Ay, uyandım. Ne kadar ağlaşmışsın ya. Oh, duymuşsun. Geç bakalım şöyle. Günaydınlar. Günaydın. Mikroplar. Hadi bakalım, okula gidiyoruz. Sen de sarı kafa. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Barış abi, teşekkürler hediye için. Ay, hiç önemli değil. Aynen Barış abi ya. On numara oldu vallahi. Şişt, bana bak. Sen de daha antrenman yapacaksın. Hadi. Tamam. Hadi. Ya Çiçek. Biz de mi çıksak acaba ya? Mansur Bey'i arıyorum, sabahtan beri açmıyor. Şimdi gelir dükkana falan, rezil oluruz vallahi. Tabii anacığım ya. Yani korkunun ecele faydası yok. Gidelim, yüzleşelim. Gidin gidin. Hadi. Aynen, ben de sizinle beraber geleyim, hadi. İyi, hadi. Hadi. Hadi çıkalım lan oğlumuz. Sofra sende. Ha. Tamam. Baba. Hadi biz de gidelim ya. Yiyorsun, hep yiyorsun. Hadi, yeter yediğin. Nerede ya? Otur. Şu biz kafamın içine etme ya. Rahat rahat kahvaltımı edeyim. Hangisi benim de bu olur. Günaydın. Günaydın. Günaydınlar. İyi hadi, yolumuz uzun. Zaten yüreğim ağzımda bu işlerden. Hadi gidelim. Hadi. Tamam, ben bir Nihal'e uğrayacağım. Onunla... neyse, ben sizi bırakayım öyle gidelim. Ya yok yok, biz gideriz atölyeye kendimiz. Vallahi. Orada buluşuruz ha. Tamamdır. Sakin ol. Merak etme, merak etme. Alo Nihal. Müsait misin, bir konuşalım mı? Tamam, evdeyim, izinliyim ben. Tamam, tamamdır, geliyorum. Geliyorum. Anneciğim, baban geliyor. Oley! Bir portakal suyu alabilir miyim? Şimdi... baban gelince sana bizim ayrıldığımızı anlatacak. O zaman biz ne diyeceğiz?
Tamam baba diyeceğiz. Aferin. Ama şimdilik tamam diyeceğiz. Çünkü sonra anne babayı eve geri getirecek. Biz seninle çok iyi bir ikili olduk anneciğim. Aferin benim akıllı oğluma. Hadi devam. Devam. Geçmiş olsun. Sağ ol, sana da geçmiş olsun. Sağ ol, hepimize geçmiş olsun. Haftalar nemeye gitti ha? Bari şey yapalım ya, bu camı yaptırmayalım ha? Adamlar gelince görürler bizim suçumuz olmadığını. Sabahtan beri arıyorum Mansur amca, yer çıkmıyor ki. Bu kim ya? Hanımlar günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Elbiseleri alıp hemen kargo uçağına yetiştireceğim. Ha şey, biz de Mansur Bey'e ulaşmaya çalıştık. Ulaşamadık bu saate kadar. Biz teslimat yapamıyoruz. Ne demek yapamıyoruz? Ama dün mallar hazır demiştiniz. Ona göre de ayarlama yaptık biz. Evet hazırdı. Ama bütün minnalları çaldılar dün gece. Yani polis... Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ha? Aşk olsun beyefendi, görmüyor musunuz kapının halini? Niye dalga geçelim biz sizinle ya? Hey anacığım baksana, dükkan bomboş yani. Bana ne kardeşim? İş yapıyorsanız güvenliği elden bırakmayacaksınız. Hem uçak kalkıyor. Ne olacak şimdi? Ha? Sen sesini ne yükseltiyorsun ya? Allah Allah. Keyfimizden mi çaldırdık binalıları? Bizim haftalardır verdiğimiz emek gitmiş. Nereden bileyim ben öyle olduğunu? Lan biz öyle insanlar mıyız? Mansur Bey tanır bizi zaten. Mansur Bey nereden tanısın sizi? Koskoca patron. Derdinizi artık ona anlatırsınız. Ya anlatmaya çalışıyorum. Arıyorum işte sabahtan beri açmıyor adam. Yurt dışında Mansur Bey. Siz tabii onu böyle tonton gördünüz. Serdiniz. İş konusunda çok serttir Mansur Bey. Siz onun diğer yüzünü daha görmediniz. Kendi çocuğunu bile gözü görmez. Ya bizim bir suçumuz yok ki. Hey ya bize bir hafta verdiniz. Dikeriz gene. Ne yapacağız şimdi Filiz? Aman ne yapacağız? Elimizdekilerle başlayacağız bir daha en baştan. Malzeme eksik. Tamam eksik meksik vahlanacak vaktimiz yok. Başlayacağız tekrar, adam çabamızı görsün bari. Hadi. 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 Selam. Evet. Artık ikimiz de geri dönülmez bir yola girdiğimizin farkındayız herhalde. Ama oğlumuzu düşünmek zorundayız. O yüzden sakince oturup ona boşanacağımızı açıklayıp durumu anlatırsak bu en sağlıklısı olur diye düşünüyorum. Sağlıklı. Evet, sağlıklı. Ne yapalım? Yani böyle kavga eden bir çift mi görsün? Yoksa bu makul ve sakin bir anne baba mı? Bu sağlıklı olan bu değil mi? Bu saçma mı yoksa? Ha? Yoksa bu tavır mı saçma? Neyse Nihal, sen belli ki durumu yokuşa sürüp beni gıcık etmeye falan çalışıyorsun. Ama sorun değil, senin yapabilirsin. Ama ben gidip savaşa durumu açıklayacağım. Senden mantıklı davranacağına eminim. Babacığım geldin mi? Geldim benim güzelim. Gel kapı. Hoppa, şimdi gel sen de yukarıda. Baba oğul bir erkek erkeğe konuşalım olur mu? Tamam. Süpersin. Hadi gel bakalım babasına güzeli. Vallahi Selim bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Kendi çamurlarında boğulacaklar. Sen bulaşma artık. Abi basit bir kız için bu kadar dağılma. Ben diyecek bir kız değil işte. Ya benim dağıldığım falan yok Necat. Ben iyiyim. İyisin. Tabii tabii iyisin. Burada dava çalışacağımıza sen Karadeniz'de dalıştasın. Hadi işte Mansur Bey arıyor. Mansur Bey. Mansur Bey biraz sakin olur musunuz lütfen? Bakın haber geldiği zaman ben onların yanındaydım. Evet onların suçu yok. Hırsız girmiş. Ya olur mu öyle şey canım? Ben kefilim. Lütfen.
lütfen sakin olur musunuz? Bakın ben yapabileceğim bir şey varsa onu bir araştırayım. Sonra sizi arayacağım. Tamam, görüşürüz. Ne diyor abi? Filiz malları teslim etmediği için tazminat davası açacağım diyor. Hayda. Yani daha da kötüsü, ben kefil olduğum için eğer tazminat davası açmazsak aramızdaki bütün anlaşmayı feshedeceğiz diyor. Ne? Aç abi aç, aç deli misin? Aç. Yani kıytır bir kişi kızı için değer mi ha? Bak Mansur Bey'i kaybedersek onunla beraber 6 şirketi de kaybederiz, biteriz. Nereye abi? Filiz'e. Ne yapacağımı onun tavrına göre karar vereceğim. Filiz'miş arkadaş ya. Benim artık 2 evim olacak. Evet, senin artık 2 evin olacak. Biri benim yaşadığım, diğeri de annenin yaşadığı ev. Neden? Çünkü biz artık annenle ayrı yaşamaya karar verdik. Ama senin annen baban olmaya devam edeceğiz. Sadece karı koca olmayacağız. Bizim kendi kararımız yani. Ne olacaksınız? Çok sevdikleri bir çocukları olan iki iyi arkadaş olacağız. Tamam mı? Tamam. Güzel. Şimdi eğer merak ettiğin bir soru varsa sor bakalım, içinde kalmasın. Ne merak ediyorsan sorabilirsin. Sen evine ne zaman gideceğiz? Bilmiyorum, o işi bir anneyle konuşalım. Eğer izin verirse tamam derse gideriz. Olur mu? Olur. Vay süper. Gel bakalım sarıl. Bir hoşça kal sarıl. Nasıl böyle kocaman? Of, ne kadar güçlüsün be, boğacağım beni. Çişim geldi. Çişim mi geldi? Yaşasın o zaman, hadi koş. Bak farkına sen koşma demiyorum. Bu da bitti. Tamam. Ben eve yerleştikten sonra kirli savaşı alırım. Tamam. Senin için üzülüyorum biliyor musun? Her anlamda dengin. Üstelik çocuğun annesi olan kadını bırakıp bir mahalle dilberine gidiyorsun. Susar mısın lütfen? Filiz hakkında tek kötü bir şey daha duymak istemiyorum senin ağzından. Ne olur lütfen. Ne yani, mahalle dilberi değil mi? Ayrıca sence Selim'le onlar biz gibi ayrı mı yattılar? Nihal! Kendine gelir misin? Ağzından ne çıktığının farkında desin. Siz kızlara götürün de evde işleyebildikleri kadar işlesinler bari. Tamam, hadi görüşürüz. Biz de Emine'ye gidelim de malzeme alalım artık, borç harç olduğu kadar. Tamam, aynen. Hadi kolay gelsin, dikkat edin. Ay, benim Selim'i aramam lazım değil mi? Kız arayıp ne diyeceksin adama ya? Ya insaniyet namına bir araması lazım. Özür dileyeceksin herhalde değil mi? Ara. Özür dileyim değil mi ya? Ya çok kötü öğrendiler. Ne halde o da? Yani bir özür dilemek lazım. Buranın da bütün mali işleri falan onlar da, onları da bir devralmak lazım. Vallahi çok çirkinleşir ortalık bir anda. Mansur Bey, Selim'in şeyi dedim. Ya her şey bir anda nasıl tepetaklak oldu böyle ya? Kolay gelsin. Selim. Selim. Ben de seni arayacaktım aslında. Selim, ben çok özür dilerim. Yani özür dilemekten başka ne söyleyebilirim bilmiyorum ama... burayla ilgili mali hukuki işleri de biz senden devralalım. Yani bir şey imzalamamız gerekiyorsa. Ben de bunları konuşmaya geldim buraya. Mansur Bey tazminat davası açmam için biraz baskı yapıyor bana da. Ne? Para mı ödeyeceğiz? Yok, bizim paramız yok. Güvenilirlik konusunda seninle çok net konuşmuştu. Aslında ben de konuşmuştum da. Ya bunun bize ilgisi yok. Burada karşılarında insan para kazanıyor, ekmek yiyor. Tazminat davası açmak ne demek? Ne işin var lan burada senin? Barış, tamam. Şşş, Barış. Barış. Barış, tamam. Allah aşkına sakin ol. Ne oldu? Yine size pislik yüzünü gösterdi değil mi? Şerefsiz herif. Barış, tamam Allah aşkına. Ne diyorsun lan sen, ha? Burada pislik birisi varsa o da sensin. Tamam. Bana bak. Bir daha Filiz'in etrafında dolaşmak bir yana. Tamam mı? Adını ağzına alırsan yüzünü gözünü dağıtırım senin. Tamam mı? Ulan kızın hayatını mahvettin be. Sırf birbirinin birlikte olduğu için bunu kaldıramadım. Kızın aklını çeldin. Evli olduğun halde onu kandırdın, benden çaldın. Oğlum şizofren misin? Ya Barış, tamam Allah aşkına. Deli misin oğlum sen? Bir dakika Barış, bir saniye. Sen hakikaten ne diyorsun Selim ya? Ne diyorsun, ben baştan beri Barış'a aşığım. Ne zaman sakladım bunu senden? Öyle mi Filiz? Ya ne öyle mi? Ne zaman saklamışım bunu senden ya?
Öyle saklamadım. Ama benimle birlikteyken bu adamla öpüşeceğini de söylemedin. Öst, öst. Ağzından çene kullanıyorsun manyak herif. Sen bana bak. Gerçekten çık git buradan, imzalanması gereken belgeleri de yola imzalarız biz. Tamam çık git buradan, hadi yeter. Ben ne salak bir adammışım ya. Bana gerçekten samimi olduğunu düşünmüştün Filiz. Ama bütün bunlar erkekleri tavlama yöntemiymiş. Bana bak, bana bak. Salak salak konuşmaya başladığında çık git. Çık asabımı bozma, git ne tazminat davası mı açıyorsun? Gözün git defol, git yap ne yapıyorsun hadi. Hadi. Tamam. İkinize de görüşeceğiz. Ne yapıyorsun hep lan manyak? Elinden geleni arada koyma. Ne diyor bu ya? Ha? Nihal Hanım benim. Teklifiniz hala geçerliyse kabul ediyorum. Evet. Boşanma davasının avukatınız ben olacağım. Filiz'in gerçek yüzünü gördüğünüzde sevindim Selim Bey. O zaman vakit geçmeden görüşelim. Ben şimdi ofise geçiyorum. Orada buluşuruz. Tamam. Pislik herife bak ya. Allah'ın belası salak. Ne tazminat? Neden bahsediyor bu? Ne yaptın sen şimdi? Ne diyorsun ya? Ne oldu? Sen niye kışkırtıyorsun adamı ya? Dava açın, tazminatsa tazminat diye. Biz altından kalkabilir miyiz öyle bir şey? Ya bizim öyle bir maddi sorunumuz yok ki. Dedim ben sana bunu. Ben tek başıma mı çalışıyorum burada? Bir sürü kadın var burada. Sen ne karışıyorsun benim işime? Ne? Karışma benim işime. Bir şu parktaki yerimize gelir misin Filiz'cim? Bir konuşalım seninle. Ya Filiz, Barış'a kızmanın sırası mı şimdi? Battık biz, mahvolduk ya. Hayır ya, battık bittik yok. Mahvolduk falan yok. Burası bir sürü kadının ekmek tekmesi. Gerekirse ben elimde liste kapı kapı gezip müşteri bulacağım, tamam mı? Halledeceğiz. Pes etmek yok. Biz burayı kolay kurmadık, tamam? Öyle hemen vazgeçmeyeceğiz. Helal kız sana. Budur ya. Tamam. Benim 5 dakika bir işim var. Halledip geleceğim. Tamam. Ay Mansur'un adamıydı Selim'le, ne çok terbiyesiz adam gördük bugün ya. Barış ayrı terbiyesiz zaten. Allah Allah. Neyse hadi. Moral bozmuyoruz. Gidiyorum, geliyorum ben. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Orada işime karışma ne demek Filiz? Ha? Eski sevgilim gelmiş sana posta koyuyor orada, ben öyle duracağım öyle mi yani? Mevzu benim eski sevgilim mevzusu değil. Mevzu benim işimle ilgili. İş diyorsun yani. Başka bir şey olmadan emin misin? Ne diyorsun sen ya? Ben bir şey demiyorum. Yani nasıl bir ilişkiniz vardı, nasıl bir aranızda öyle bir tarz vardı, birbirinize nasıl davranıyordunuz ben bilmiyorum yani. Sen ne tarzı ya? Bir onu anlat bakayım. Ne demek istiyorsun sen? Konuş açık açık. Bir şey demek istemiyorum ya. Sadece bir gereksiz bir savunuyorsun onu böyle. Anlayamadım yani. O bana biraz garip geliyor. Ne savunması ya? İş benim işim. Bu adamla, Selim'le iş ortaklığı kuran da benim. Tabii ki aramızdaki bağı ben koparacağım. Sana ne oluyor ya? Sen karışmayacaksın benim işime tabii ki. Sen yokken çok şey öğrendim ben. İşim benim için çok önemli. Hem kardeşlerim için, hem benim için, hem sen yokken benim ayakta kalabilmem için. Filiz, ben sana yaptıklarım için özür dilerimi söyledim değil mi? Söz veriyorum dedim ya, düzeleceğim dedim. Anlattım böyle böyle diye, ben ilişkimiz üzerine yemin ettim, ne olur. Ya sen yapmazsın, hayat yapar ya. Sen yapmazsın, hayat karşıma bir şey çıkarır, belli mi olur? Sen güvenmiyorsun bana. Ben anlıyorum ama, sıkıntı yok. Güvenmiyorsun, o da çok normal, haklısın. Zamana ihtiyacımız var. Ben zamanla kazanacağım senin o güvenini geriye. Güvenimi kazanmak istiyorsan önce işime saygı duyacaksın. Ben senin işine saygı duyuyorum Filiz. Ben gurur duyuyorum senin. Ne biçim laflar bunlar? Tamam, o zaman ona göre davran. O zaman böyle karşıma ben tazminatını öderim, ne yaparsa yapsın falan diye çıkma dayı gibi. İyi. Çıkmam bir daha. Konuştun mu Savaş'la? Çok merak ediyorum onu ya. O ağlayan surası gözümden gitmiyor vallahi.
konuştum. Anlattım böyle böyle yani iki ayrı evde yaşaması gerektiğinin farkında şu anda. Sakince karşıladı. Ay kusum. Üzülmedim hiç. Dedim ya iyi geçti diye. Nihal'le de konuştum. Boşanacağımı söyledim. Ne diyor? Ne diyecek? Tahmin ettiğim gibi karşıladı. Dün gece hiç sindiremedi tabii ki kolay kolay. Haklı. Sorun çıkaracak mı? Bilmiyorum belki de sakinleşir. Hani ben bundan anlatmaya geldim sana. Anlatıp biraz bir şey olayım senden dedim ama sen bir azar attın bize. Ağzımızı kapattın bitirdin bizi yani. Ne oldu bozuldun mu? Ha? Bitti mi aşk şiirleri ne oldu? Sen öyle bakınca bitmiyor ki. Sen bana böyle bak. Ben şair de olurum. Savaşçı da olurum. Dünyayı da ele geçiririm. Her şeyi yaparım ben böyle. Hı? Nasıl uyuz ettin beni ama? Ay sus, gerçekten çok pisleşiyorsun ya. Sinir ediyor beni. Neyse. Ben zaten Savaş'ın babasının bütün mal varlığını el koydurttum. Elinde o uyduruk sağlık ocağından aldığı maaştan başka hiçbir şey kalmadı yani. Parası bile kendisinin değilmiş yani. Aynen öyle. Beş parasız kalacak. Şimdi sizin yapacaklarınızı görelim. Tamam. Filiz'in tek müşterisi vardı Mansur Bey. Ona da malları teslim etmediği için Mansur Bey tazminat davası açacak. Ben de engel olmayacağım tabii. Atölyedeki her şeyi haczedeceğiz. Sonra çocukların okul taksini ödeyebilmek için bankadan kredi çekti. Ödemesi gecikmiş. Banka yoluyla icra takibi başlatabiliriz. İşler Filiz için iyice zorlaşacak desenize. Onu kurtaracak beyaz atlı prensin de meteliği olmadığına göre. Bakalım samanlık seyran olacak mı? Parasızın onları ayırabileceğini düşünüyor musunuz gerçekten? En azından sinirlerini bozacağını biliyorum. İnsan canı sıkkınken acısını en yakınından çıkarıyor. Hem zaten benim onları ayırmak için daha büyük planlarım var. Abi, açsana kapıyı ya. Abi neredesin ya? Hadi. Allah Allah. Açsana abi kapıyı. Hadi ya. Allah Allah. Ne vuruyorsun lan gümrüğün kapıya? Rahmet. Ne oluyor oğlum bu halin ne senin? Bekar hayatı yaramadı ya sana ben sana söyleyeyim. Niye geldin oğlum sen? Ne oldu? Oho. Oğlum sen babama dönmüşsün lan. Ne oluyor oğlum anlatsana. Aşık oldum oğlum işte. Ne yapayım? Aldı beni böyle bütün hücrelerine kadar. Sonra da terk etti gitti. Gittim yani. Niye? Eğleniyormuş. Ha. Ben biliyordum böyle olacağını da. Olmadı işte yani. Ben ondan kaçmak için neler yaptım sen biliyor musun? Ha? Kaçmakla da olmuyormuş abi işte. Gördük ablamı. Ablamın ne alakası var? Barış'la birlikteler yine. Nasıl lan? Barış karısıyla ablamı hapisten çıkarsın diye evlenmiş. Ben demedim mi oğlum size bu işin altından bir şey çıkar diye? Bak. İyi. Boşansın karısıyla o zaman evlensin ablamla. Nasıl yani? Abi Barış ablamı ne kadar üzdü. Neyse ya. Tamam. Tamam boş ver ya. Ne oluyor soluyor biz de yetişemiyoruz ki zaten bir şeye.
Sen onu bunu da. Sen ne yapacaksın? Geliyor mu, gelmiyor mu? Nasıl geleyim oğlum ben? Halimi görmüyor musun sen benim ya? Ben bu halde nasıl çıkacağım ablamın karşısına? Olma abi o zaman böyle. Kim diyor sana böyle ol diye? Ben sana diyeyim zaten. Şundan daha kötü bir halde olamazsın. Ablamı da mutlu etmek istiyorsan okuluna devam et abi. Kız zaten senden başka bir şey istemiyor ki. Bir de bir şey diyeceğim. O sarışına da bulaşma ha. Öldürür o adamı. Öldürdü zaten onu. Ha bakacağız işte bir şekilde halletmeye çalışacağız yani. İyi tamam sen eve git. Ben de toparlandığım zaman gelirim tamam mı? Hayırlı olsun Fikri Bey. Olacak tabii lan, olacak tabii. Oo kaynana olacak. Pirana'ya da selamlarımı söyle. Hadi, hadi. Vay, 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 vay. Ah. Nasıl düşürdüm ama pahalı arabayı. Şimdi ben bunu ne okuturum biliyor musun? Baba, benzinli bitene kadar durmasa mıydık ha? Ben hayatımda binmedim böyle bir arabaya. İşte bineceksin şimdi. Hadi. Vay be. Allah. Önce emniyet kemeri. Şunu yerleştireyim bakalım. Şuraya. Hangisiydi acaba? Ah. Kucalama kız. Cep şeytanı. Satılacak araba, bozacaksın orasını burasını ya. Benim yüreğim hiç el vermiyor ya. Rüyamıza görürüz anca böyle bir arabayı. O da görürsek yani. Keşke elimizi tutabilsek. Tabii tabii götürelim, evin önüne park edelim, orada dursun. Artık saksı niyetine kullanırız, çamurlukları da çiçek açar. Yaptır. Bu arabanın benzini almak için alın teri değil, miras lazım biraz ya. Bulalım miras. Bu arabayı nasıl aldık? Zengin kadınla evlendik diye aldık. Yine evlen. Daha önce yaptın, tekrar yap. Tabii tabii. Her taraf zengin kadın kaynıyor. Kaynıyor. Ama bir marazı olması lazım ki çatlağından salım değil mi? Meleğin marazı neydi? Hasta. Hasta. Cef şeytanı. Cef şeytanı. Bakmasını bilen. Her taraf zengin, barazlı kadınla dolu be. Biz Melek'te ilk nerede karşılaştık? Babacığım ne bileyim ben, o zamanlar yoktu. Ya barazlı insanlar nereye gider? Saksı çalıştır bakayım. Ha? Ha? Oradan ver bakayım, ver ver ver. Ver ver ver. Hey, zengin arabasıyla. Zengin hastanesine, marazlı miras bulaya. İşte benim kayınpederim. Bak işte, benim gelinim. Akşam gitsek mi konsere? Of Doruk ya. Sıkıldım senden. Dolaşma etrafımda, hadi bas git. İyi be. Ne halin varsa gör. Ay abla, madem istemiyordun niye taktın çocuğu peşine? İnsan her zaman iyisini bulamıyor. Değil mi Tolga'cığım? Sen iyiydin gerçi. Niye ayrılmıştım ben senden? Be yeter ama Deniz ya. İnsanların duygularına biraz saygın olsun. Eğleniyorum. Ne var?
Siz çok fazla ciddi alıyorsunuz ha bu işleri. Merhaba dediğiniz aşık oldum falan sanıyorsunuz. Sizin iki zırlayıp sonra unuttuğunuz şeye moralimi bozarak göremeyeceğim kendimi. Gerçekten çok zalimsin. Ay hadi onu boş verin de. Bence bu akşam birazcık dağıtmaya gidelim, ne dersiniz? Çok güzel bir parti varmış ya gerçekten. Bence biraz ihtiyacımız var buna, ha? Ne dersiniz? Hatta ben arayayım Melisa şimdi, tamam mı? Arıyorum. Ahmet değil mi o ya? Niye gelmiş ki okula? İşi bırakmamış mıydı o? Demek sorumu çözen dahi çocuk sensin. Yani hemen bir soruda nasıl anladınız ki dahi oldum? Belki şansım yaver gitti. Çözüm yönteminden. Dehalara has bir cüretkarlık vardı. Kendi yöntemini geliştirmişsin. Yani o sizin yöntemlerinizi pek bilmediğimdendir. Lise mezunuyum ben. Kitaplardan gördüğüm kadarıyla işte. Üstünde ben tamamlıyorum. Okul zihni terbiye eder rahmet. Ama keşfedeceksen biraz terbiyesiz olman gerek. Senden bilim insanı yaratacağız. Güzel, tamam. Yaratalım hocam da... yani benim paraya da ihtiyacım var. Böyle bütün günümü bu tip eğlencelere veremem yani. Ne kadar eğleneceğini sonra tartışırız. Hele bir işe başladı. Ha bu arada ben rektörlükle senin konunu konuştum. Seni misafir öğrenci olarak kaydedeceğiz. Benim asistanım olacaksın. Maaşın olacak yani. Hah, tamam. Şimdi... Bu gireceğin derslerin istesin. Bugün Beyyüz'e sınav yapacağım. Başlarında durursun. Şuraya bir yere geç yerleş. Hemen mi başlıyorum? Başladım bile. Masanın üstündeki siyah dosyada sınav soruları var. Onları sınıf mevcuduna göre çoğaltırsın. Senin ne işin var mantık dersinde Deniz ya? Hadi oğlum. Bir. Bir. İki. Üç. Hadi Seniz oğlum ne oldu? Olmuyor işte Fiko ya. Zorlamayalım. Benim de bilim vardı Fiko ya. Ya oğlum bebek gibi ağlamasanıza. Hadi size güveniyorum. Ya dur. Fiko çok zorluyorsun. Yapamıyorlar işte. Sal gitsin artık çocukları. Yok yok yaparız da. Akşam geç yaptım ben. Biraz ondan oldu. Tabii tabii ben ondan oldu. Şuraya bak maymunculuk oynuyorlar. Ne diyorsunuz lan? Yürüyün gidiyoruz hadi. Ne yapacağım Fiko? İçime böcek mi atacaksın? Ay çok korktum. Sümük atayım hemen. Ne diyorsun be? Size ne oluyor? İşinize gitsenize. Sen de bir ses duydun mu? Gitsene sen buradan. Ne içiyorsun lan? Sen ne içiyorsun? Allah! Gel buraya gel. Aa, ağzıma sen lan! Çocuklar oğlum ayrılın bakın yavrum. Oğlum. Oğlum ayrıl. Ayrıl kızım bırak. Ayrıl. Oğlum. Hayır, hayır, hayır. Ya, ayrıl. Ayrıl. Yavrum derdinizle neyi paylaşamıyorsunuz? Hocam geldiler bize karıştılar. Hocam o da buna vurdu. Hocam o da benim saçımı çekiyor ya. Tamam yeter. Madem siz kurallara uymuyorsunuz o zaman bunun sonuçlarına katlanacaksınız. Yürüyün bakayım odama hadi. Yürü. Yürü. Ya Filiz. Biz acaba gelinlik mi diksek? Sonuçta her genç kızın ihtiyacı. He, doğru söylüyor. Hem kârı da yüksek. Ha? Ya öyle de... Ne bileyim, onun için böyle bir... Bir kere tanıtım gerek. Ve insanların bize güvenmesi gerek falan. O çok uzun iş. Yani onu yapana kadar... Ben şimdi yazıyorum işte, toptancılarla görüşeceğim.
Böyle belki bize toplu bir iş bağlarlar falan. Bakacağız. Ya sen yaparsın. Sen çamaşırhaneye müşteri toplamış kızsın ya. Buyurun. Filizeli bu. Benim. Buyurun. Şurayı imzalayın. Bu ne Filiz? İhtarname. Kimi ihbar etmişler? Ha, ihtar uyarıyor. Ne diyor ya? Ne uyarıyorlar ya? Bankadan yollamışlar, kredi borcu için icra başlatacaklarmış. Ne? Daha bir ay olmadı bu ya. Ödeyeceğiz, bunun faizi maizi bir şey yok mu? Ha. Bilmiyorum ki ben, işte bir Barış'a sormak lazım. Belki bir zaman uzatır falan. Ek süre istere. Mansur Bey'in adamı. Ne oldu? Anladınız bize haksızlık ettiğinizi değil mi? Ek süre vermeye mi geldiniz? Ne oldu? Mansur Bey size vermiş olduğu avansı ve malzemelerin parasını istiyor. Ama teker teker gelin ya. Ya biz bu parayı nasıl ödeyelim bir anda? Sizin aklınız alıyor mu böyle bir şeyi? Bilmiyorum. Ya hemen verirsiniz ya da dava yoluyla faiziyle alırız. Çık lan dışarı. Allah Allah. Çık dışarı. Biz iyice manyadınız siz. İhtarname gönder o zaman. Ne gelip burada konuşuyorsun? Git o patronuna söyle. Biz emeğimizi ziyan ederiz ama onun parası ortada kalmaz, merak etmesin. Tamam, onun parası bizim emeğimizden daha değerli. Ne diyorsun sen? Ne ilgisi var? Biz burada kaç hafta kadınlarla hep birlikte çalıştık biliyor musun sen? Bizim paramızı kim ödeyecek? Ha? Biz faturayı nereye keselim? Hırsıza mı, size mi? Onu da sen düşün artık. Bak abuk için konuşma, alırım ayağımın altına. Ne oluyor Filiz? Sen karışma. Ver ulan ver. Kaç liraymış? Kuruşa kuruşunu ödeyeceğiz bunu, tamam mı? Sen git söyle o şişman her gün kebap yiyen patronuna. Öyle güven müven diye mamalı kulakla olmaz. Önce mağdurun ahını almamayı öğrenecek. Tamam mı? Defol git şimdi. Hadi yürü hadi. Ne oluyor Filiz? Ya. Ya Mansur Bey yok mu? Bize verdiği avansı, bütün malzemelerin parasını falan hepsini geri istiyor. Ne diyorsun sen ya? Ulan terbiyesizlere bak, bu neymiş ya? Yok dosya göndermek falan, utanmaz herifler. Getir şunu ödeyelim bitsin gitsin ya. Böyle kapıya geliyorlar falan, utanmaz adamlar. Barış şu şeye, ben başka bir şey diyecektim sana. Bu bankadan ben kredi çekmiştim çocukların okulunu ödemek için. Onu da işte ihtarname yollamışlar. Ya şimdi durumda bu olunca ben orayı tabii... Anladım, tamam tamam. Sıkıntı yok, bir şey yok yavrum. Getir faturaları bakalım. Nedir ne değil de ödeyelim. Ağzına laf vermeyelim şunları ya. Ya yok, ben para istemiyorum senden. Şu bankayla bir konuşsan. Ne ek süre falan talep etsek, uzatsak olmuyor mu? Hayır yavrum, uzatma sen. Neyi uzatıyorsun ya? Böyle bir şey gerek yok ki. Ben öderim, sonra sen bana ödersin. Bankaya borçlanmışsın, bana ne fark eder? Okuldan arıyorlar. Allah'ım ne oluyor, kötü bir şey olmasın. Efendim? Ne? Ne? Onlara söyleyin, kaçacak delik arasınlar. Geliyorum ben hemen. Yine ne oldu? Fiko ile Kiriz okuldan uzaklaştırılmışlar. Gerizekalı bunlar. Ulan ne oldu gene ya? Dur bakayım. Ben de geleyim sen. Hayır, sen şu banka işini hallet. Öldüreceğim ben benim çocukları. Bela işte. Bela böyle bir şey. Böyle tek tek gelmez. Kalabalık gezer. Anladın mı? Bana bak, göçmeye en yakın olanı bulacağız, tamam mı? Çünkü ben onların dilinden anlıyorum, onlara çok iyi geliyorum, onlara umut oluyorum ya. Doğru söylüyorsun, göçmeye en yakın birini bulmamız lazım. Rahatsızlığa bakıyor bilelim. Az para göz değilsin ha. Hemşire hanım ya, bakar mısınız? Ya bu çatlağı çekecek gibi olanları nereye koyuyorsunuz? Hangi odadalar? Ne? Biz Melekler Derneği'nden geliyoruz da. Melekiz biz. Ölecek olan insanlarla konuşup onlara moral veriyoruz. Evet. Böyle bir hizmetimiz var anlayacağım. Evet evet, biz melekiz. Bütün gün hastane hastane dolaşıp ya, o son nefesini vermekte olanlara hizmet ediyoruz. Onlara elinden tutuyoruz, acılarını hafifletiyoruz. Çok üzülüyorum bizi ya. Biliyorum o dernekleri. Sizinki ne demiştiniz? Melek. 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 Yani bizim derneğimizin amacı insanlara... Gönüllerine,
gönüllerinde taht kurmak. Kalplerinde. Kalplerinde yaralarını onarmak. Güzel hatıralar biriktirmek. Güzel hatıralar biriktirmek. Ne güzel. Aslında buradaki herkes çok yaşlı ve çok hasta. Vallahi. Ama bence siz 106 numarada kalan Safiye Hanım'la başlayın. Safiye Hanım, Safiye. Kendisi bir aylık ömrü kaldığını öğrendi. Ve çok acı çekiyor. Ay, kıyamam, 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 kıyamam. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu Safiye Hanım'ın kocası, çoluğu, çocuğu var. Bak evlisi olmaz ha. Olmaz, evlisi olmaz. Çünkü zaten ailesi var, çoluğu, çocuğu vardır. Onlar ilgileniyordur. Bize böyle yalnız, kimsesiz insanlara ihtiyacımız var ki konuşalım onlarla. Tabii tabii, haklısınız. Zaten kendisinin eşi çok genç yaşta rahmetli olmuş. Oh. Pek kim kimsesi de yok. Ay tamam tamam, o zaman biz hemen... Kıyamam ya, hemen gidip onu ziyaret edelim. Çok teşekkür ederim. Sen de ayrılma, tamam. Hadi. Geçmiş olsun, geçmiş olsun, geçmiş olsun. Bey, bu ne be? Bu değilmiş. Gel, gel. Bakalım, bakalım, bakalım. Bu. Ay, şuna bak ya. Gençliğinde bayağı güzelmiş ha. Baba zengindir değil mi? Kızım, manyak mısın? Bu odanın bir günlük kirasıyla biz bir sene mutfak masraflarını çıkartırız vallahi. Biz sizin iyilik melekleriniziz. Seni mutlu etmeye geldik. Nasıl yani? Aman be Safiyeciğim, sen son günlerinde yatak mı çürüteceksin? Ya böyle karpuz gibi yata yata mı gideceksin ya? Çık dışarı, hayatı yaşa, anı yakala. Nasılsın? Ne yapabilirim ki? Buradan çıkmaya bile mecalim yok. Ay biz onu hallederiz ya. Bir tane şimdi tekerlekli sandalye buluruz. Kapının önünde zaten mis gibi arabamız var. İstediğiniz yere götürürüz değil mi babacığım? Siz dert etmeyin yani. Aferin kız sana, cep şeytanı. Safiyeciğim ne dersin? Var mısın son günlerini? Vur patlasın, çal oynasın geçirmeye. Ha? İyi de siz kimsiniz? Ben anlamadım ki. Safiyeciğim, bu dünyada seni anlayabilecek tek melek benim. Ben karımı daha yeni kaybettim. Onun son günlerinde o kadar güzel şeyler yaptık ki. İşte seninle de onu yapalım. Ben karımı yad edeyim. Sen de hayatını mis gibi geçir. Ha? Ha? Çok iyi adam değil mi? Demek eşinizi kaybettiniz. Ha. Onu çok mu seviyordunuz? Ay, sevmez miyim? O benim meleğimdi. İşte o da benim meleğimdi. Öyle mi? Ben de eşimi çok erken kaybettim. İkinciyi göremeden. Bu dünyadan göçüp gideceğim galiba. Deme öyle ya, deme öyle. Bak benim eşim de bana dedi ki ben hiç evlenmeden gideceğim bu dünyadan dedi. Ben de ona evlenme teklif ettim. Şak diye gittik nikah dairesine. Evlendik, çok güzel zaman geçirdik. Seninle de evlenelim mi? Bilmem ki. Nasıl olur? Çok güzel olur, efsane olur. Yahu üç günlük dünyayı dert edeceksin. Düşünmeye gerek yok. Ay ben şimdiden çok sevindim adınıza. Ay sen bir evet de. Hemen gideceğiz nikah dairesine, nikah basacağız tamam. Çok mutlu olacaksınız. Çok çok mutlu olacağız. Uzun uzun her günümüz çok dans edeceğiz. Şarkı söyleyeceğiz. Şimdi araba var. Tabii tabii ya. Arabayla keseceğiz. Sonra senin evine gideceğiz. Çok güzel. İlhası var. Çok güzel. Mutluluktan bayıldım. Safiye. Safiye abla. Safiye. Baba. Safiye teyze. Allah kaybı dayanmadı kadını. İkinciyi göremeden gitti lan kadın. Kız yürü. Koş koş. Koş çok dur çok dur. Koş. İyi o zaman. Siz kantinde bekleyin beni. Ben de şu sınava girip geleyim. Bana bak abla, Allah'ını seversen yine boş kağıt var mı? Ay derin. O kadar geldim değil mi? Ha ya şey. Kaleminiz var mı? Ay bu da öğrenci olacak.
Selam. Öğrencilerle seni sahiplenecekleri kadar samimi ol. Ama sınırın olsun. Otur, senin üstüne çıkmalarına izin ver. Tamam hocam. Hadi bakalım. Suya atlamadan yüzmeyi öğrenemezsin. Oo, sınıf mevcudu çoğalmış. Sınav var dediler, geldik hocam. Rahmet, sen kağıtları dağıtabilirsin. Tabii hocam. Hocam, hiç tanıştırmıyorsunuz da arkadaş kim? Rahmet, yeni asistan. Artık sizin mızmızlıklarınızla o ilgilenecek. Vallahi ben bundan sonra ders kaçırmam hocam, söyleyeyim. Azıttınız yine. Bitince kağıtları toplar, odaya getirirsin Rahmet. Tabii hocam. İlk yarım saat kimse çıkmayacak. Peki hocam. Hocam, kağıt getirmedi. Tamam, getiriyorum. Yok artık. Hayat? Öyle. Öyle. Evet arkadaşlar, sessiz sedasız halledelim bu işi. Buyurun. Sen ne sevimli söyledin onu öyle ya. Cevapları okurken o kadar sevimli olmayabilirim yalnız. Evet Deniz Hanım. Cevaplar benim yüzümde yazmıyor herhalde. Kağıdınızla ilgilenin lütfen. Çok zor sormuşsunuz ama hocam ya. Ben psikoloji öğrencisiyim. İki laklak edip geçeriz diye düşünüyordum. Kalacağız vallahi ya. Yani hayattaki tercihleriniz sonucunda katlanmayı öğrenmiş olursunuz. Değil mi? Sınavdan sonra kağıdımızı görmeye gelebiliyor muyuz peki? Sizinle mi bakacağız? Evet. Benimle bakacaksınız. Ama onun için tabii o kağıdı önce bir doldurmanız gerekiyor. Uzun uzun yazayım o zaman. Nereye Deniz Hanım? Sana ne? Arkadaşınla konuşmuyorsun. Konuşmalarına dikkat et istersen. İlk yarım saat kimse çıkmayacak dendi. Geçirin. Dur hadi. Hocam, Deniz'le uğraşma hocam. Çok pis can. Partinin birini, herifin tekini ortada madara etmedi. Biliyorum ben. Hadi sen devam et. Yetti artık terbiyesizliğiniz ya. Tam düzeldiler diyoruz, yine cozutuyorsunuz. Ya abla, olayın bizle alakası yok diyorum sana. Sen niye anlamak istemiyorsun? Ya abla, onlar başlattı ya. Arkadaşımıza vurdular ama ne yapayım? Zaten siz sütten çıkma ak kaşıksınız. Sürekli olaylar geliyor, sizi buluyor değil mi? Ne olacak şimdi bir hafta okulunuz? Ben zaten kampa gideceğim. Yok kamp filan sana. Öf abla ya. Nikah kaydıktan sonra ölseydi olmaz mıydı yani ya? Çakadan hak gitti kadın. Ben de anlamadım ki ya. Tabii gördü birdenbire böyle yakışıklı bir adam. Kısmeti yüksek görünce de kalbi dayanmadı tabii ya. Evet. Ya bir dahakine ağırdan al. Hastalar ya dayanıksız oluyorlar. Bundan sonra o zaman yavaş yavaş başlarız, sonra yükseliriz. Bak ya, korumamız lazım insanları. Baba, yarın başka bir zengin hastanesine gidelim. Bunlar artık bizi tanıyor. Ha doğru. Ya ben başka bir yer biliyorum. Olmadı bir sağlık ocağı var, oraya gideriz. Baba, Melek ablanın arabası değil mi? Artık benim. Allah Allah. Ne? Alın teri değil ya, miras mı? Miras. Şey ya,
Melek bana miras bıraktı bu arabayı. Onu anladık canım. Ya gelsene Allah'ıma. Ya durun ya, durun. Hayırdır? Cezalısınız siz. Hayırdır ya, ne cezası? Bir hafta uzaklaştırma aldılar okuldan. Vallahi mı? Ne güzel okulmuşlar o. Ay ulan siz de ne bahtsızsınız ha. Okuldan talihiniz gülse abladan gülmüyor. Hadi oğlum acımdan ölüyorum, gidelim hadi. Hadi. Aa Barış. Filiz. Halledebildin mi banka işini? Yok. Sizin kredinin süresini uzatmıyorlar. Nihal. Babamın tüm mal varlığını koydurmuş. Benim hakkımda soruşturma başlatılmışsınız. Şu ortağımayım diye falan. Uğraşıyor işte. Yani anlayacağın temize çıkana kadar paraya dokunamıyorum. Kredi de çekemiyorum. Ya tamam ya, üzme kendini. Hallederiz başka şekilde. Nasıl üzülmeyeyim? Baksana nasıl uğraşıyor bizde ya. Başladık ara anasını satayım. Aman uğraşsın ya. Uğraşsın, para üzerinden uğraşsın. Ne yapalım? Halledersin. Hadi gel, yemek yapacaktım. Tamam, bir şey söyleyeceğim bak. Merak etme, tamam mı? Ben halledeceğim bunu. Verdiğim sözü tutacağım sana. Yani borç aç, bir yerden çözmeye çalışacağım ben. Ya tamam, üzülme. Hallederiz. Sokakta kaldık biz ya. Bu mu koyacak bize? Hem ben şimdi bu atölyeyi ayağa kaldırmaya çalışırken o parayı da bulurum. Hallederim yani, merak etme. Ya üst üste geldi sadece işte. En sonunda bu çocuklar böyle yaramazlık yapınca. Ha, ne oldu o iş? Ne dediler okuldan? Ne diyecekler? Bir hafta uzaklaştırma vermişler. E tamam işte, ne güzel. Şimdi kolyeye gideriz, hallederiz o işi. Gireriz akıllarına, merak etme. Gel buraya. Bak, söyle bakalım seni mutlu eder şimdi. Yüzünü ne güldür? Söyle, onu yapacağım, söz. Sır Ahmet'i bul getir Barış, ne olur ya. Şu masanın etrafında böyle hep beraber oturalım. Vallahi canım sıkılıyor uzakta diye. Tamam. Tamam bak. Tamam. Benim onu çuvalda koymam gerekse gidip balık getireceğim, tamam mı? Tamam. Hadi. Geleceğim, merak etme. Bacım, ben karımı arıyorum da buralarda kalıyormuş. Çiçek Durmaz. Filiz'in yanında kalan kızı diyorsun sen. Evleri hemen şu derenin yanında. Sağ ol, Allah razı olsun. Yani ben öyle pat diye geldim. Müsait misin bilemedim ama. Müsaitim ya. Şey içersin değil mi? İçerim. İçerim tabii, içerim. Sen iyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Ne bileyim oğlum, öyle kapıyı yüzüme çarpmadın. Defol git falan. Yani kavga etmeyecek miyiz yani? Niye edelim Barış? Ablam sana aşık. Sen de ablama aşıksın. Konu kapanmış bence yani. Nasıl ya? Bir dakika. Sen bu voleybollar konusunda bayağı bir körelmişsin ha. Biz uzakta da olsak biliriz yani birbirimizi. Hikmet söyledi. Anladım. Yalnız bir daha ablamı üzersen, yani her ne sebeple olursa olsun, İyilikten, fedakarlıktan, neyse işte. Eğer bir daha ablamı üzersen, kanat takıp melek de olsan affetmem seni, haberin olsun. Biliyorum. Zaten ben o zaman hastanede senin peşinden koşarken bunları anlatsaydın,
Mesela buraya gelmeyecekti de. O iş öyle olmuyor işte. Bir şey diyeceğim yalnız. Bayağı iyi. Yani tam senlik olmuş bence. Gayet iyi. Okula da yakın. Ona da mı geç kaldım? Veletlerin kağıtlarını okuyorum işte. Evet. Bunlar... Ben niye geldim ki buraya abi? Sen zaten her şeyi halletmişsin. Düzenini kurmuşsun Ahmet. Büyük ihtimalle sen beni eve götürmek için geldin. Ama ben zaten bunları bitirip gelecektim yani. Neyse. Az kaldı, sonra yaparım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Vay rahmet rahmet ha. Şş, bana bak bana. Kız kim? Kalırsın öyle işte. Okuldan mı diyorum, bu kızdan bahsediyorum. Yok abi öyle bir kız. Bitti gitti işte. Hadi. Hı. Ben sana bir şey mi sorayım Barış? Ezdin onu ya. Biz ne zaman başta bir araya gelsek uğursuzluklar bir şeyler oluyor baba. Yemin ederim bak. Anacığım aşkın da uğursuzum olduğumuş. Saçmalama be. Olacağı varmış olmuş işte. Abla. Hı? Biz borçları faturaları nasıl halledeceğiz şimdi, ne olacak? Ne olacak ya, halledeceğiz bir şekilde. Ha bana bakın. Barış belki rahmeti getirecek. Onun yanında böyle paralan puldan bahsetmeyene dertleniyor hemen. Merak etme kuzum, hiçbir şey söylemeyiz. Ay niye dert ettiniz bu kadar ya? Kapının önünde mis gibi araba var. Babam satınca ödeyecek. Evet tabii, sen daha babanı tam olarak tanımadığın için sana öyle kolay geliyor. Zeynep'ciğim, benim babam daha hayırlı bir şey yapmamıştır. Ulan ne nankörsünüz faydasızlar. Bu evi kim aldı size? Ha. Doğru söylüyorum. Evet. Geldin. Rahmet. Ay. Çok özledim seni. Ben de abla. Heh, faydasızların bayrak tutanına geldi. Gelin, gelin. Ulan bölünerek çoğalıyorsunuz be. Abla. Ben çok özür dilerim ya. Ya aman, hayır ben özür dilerim. Ağır konuştum çok bir an. Ay kuzum ya, çok özledim. Oh. Kadro tam takım tamamlandı vallahi. Ha, tamamlandı, tamamlandı. Ulan o kadar kalabalıksınız ki nefes alamıyoruz. Oturacak yer yok be. Ne haber abi? İyi, senden? İyiyiz çok şükür. Seni gördük daha iyi olduk. Nasılsın abi? Sen konuşma lan. Hoş geldin abi. Bu arada senin bu ergele okula dönmüş ha. Ne? Vallahi ne yaptın, ne ettin, hallettin abla. Senin konuştuğun profesör asistan oldum okulda. Gerçekten mi? Ay yapıyorsun sana be. Aferin, aferin. Oh. Ama bundan sonra hiçbir şey düşünmeyeceksin tamam mı? Her şeyi ben halledeceğim. Yok ya, maaş da veriyorlar. Vallahi mı? Ay. Aslan oğlum gel bir sarılayım sana. Ya baba ya. Ne kadar veriyorlar? Ne bileyim ben, o kadarını sormadım sen de hemen. Ne diyeceğim dedi, tamam sustum ben de. Barış çok teşekkür ederim rahmeti getirdiğin için. Siz de beni çok küçümsüyorsunuz ama. Hı. Sizi kaç gündür çözemediğiniz için ben 2 saatte çözdüm bak. Hem okula gidiyor hem de eve döndürdüm. Pardon ya, sen hallettin yani. Evet. Ya oğlum bir şey yaptı, ben kendim hallettim ya. Gelmiş prim yapıyor burada ya. Ben zaten geliyordum. Bir şey söyleyeceğim, tamam prim yaptım. Bana bir şey yapmaya gerek kalmamış ya. Gittim eve test mi ne yazılı şey, çocukların kağıtlarına bakıyordu köz köz. Aferin ona, aferin. Hadi. Tamam. Hadi yürü, yemek yiyeceğiz hadi. Hadi geçelim. Hadi bakalım. Özlemişim ha makarna. Hadi bakalım, hadi hadi. Oturun şuraya, oturun. Oh, vallahi özlemişim makarna. Ne yaptın böyle? Nerede bizim kız? Böyle yapalım, güzel bir şey. Eşyalarını getirmemişsin. Ya abla. Ben orada kalsam olur mu ya? Hem okula da yakın, gidip gelmesi kolay oluyor. Daha rahat çalışırım filan. Bu arada ev tam 10'luk, haberin olsun. Aynen. Yuvadan mı uçacaksın sen? Uç oğlum uç. Sakın konma, sakın konma. Bak vallahi oturacak yer yok ya, nefes alamıyor. Ya ver şunu ya, 40 saatte doldurmadım şunu. Acıktım Allah Allah. Ya, tamam. 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 Ya
ne yapıyorsunuz? Ya baba dur ya. Dur. Benim ama şu salatadan koysana biraz. Ne oldu? Neden sen işte babacığım? Ateş ettik bilmedik kendimize yönettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Anneciğim, seninle biraz konuşalım mı? Şimdi ben seni çok seviyorum, biliyorsun değil mi? Baban da seni çok seviyor. Babam gelmeyecek mi? Gelecek anneciğim. Ama bizim ona yardım etmemiz gerekiyor. Hani sana ben geceleri bir masal okuyorum ya. Hani kötü bir kurt var, kırmızı başlıklı kız var. Onu kandırıyor o kötü kurt, o iyi kızı. Hatırladın mı? Hatırlıyorum. İşte o Filiz İyiymiş gibi görünüyor ama aslında kötü bir kurt. Ve iyi gibi davranıp kandırıyor babanı, herkesi. Ya. Babam yiyecek mi? Eğer senle ben engel olmazsak evet yiyecek. Ben korkarım. Ah anneciğim. Korkma, korkma. Korkma, ben senin yanındayım. Baban gelip seni alacak ya oğlum. İşte seni o iyi kız kılığına girmiş kötü kurt Filiz'in yanına götürecek. Kötü müsün? Ama biz avcıyız. Biz güçlüyüz. Babanı koruyacağız. Değil mi? Yoksa sen o kadar güçlü değil misin? Güçlüyüm. Aferin. Bence de güçlüsün. İşte şimdi seni baban o iyi kız kılığına girmiş Filiz'in yanına götürdüğünde ona de ki, sen babamı benden aldın. Ben senin yüzünden babasız kaldım de. Olur mu? Korkmadan mı? Evet oğlum, korkmadan söyle. Söyle, sonra Filiz'i ağlat, üz ki baban da bizim yanımıza gelsin. Tamam. Tamam. Aferin. Hadi biraz sarılalım, gel. Hadi şimdi sütümüzü içelim. O yanda kaldığın evde babanın da değil mi? Evet evet, yani şey öyle de ben çalışıyorum yani, biliyorsun değil mi? Bir işim var, doktorum ben. Evet de işte. Evet falan yok. Sen şimdi git eve, yarın da Kiraz'ı yolla o kampa, tamam mı? Şimdi bir hafta burada kavga etmeyeyim bir de bunun üzerine. Ya gitti bir hafta okuldan uzaklaştırma aldı ya. Bir de ödül gibi kampa mı yollayacağım, o tepeme çıksın artık. Anlıyorum ben seni de kızım, bak o kamp böyle ergenliğe girmiş çocukların gittiği bir kamp. Gidecek orada kaynayacak, bir havası değişecek, rahatlayacak kız. Güven bana sen. Ben Piko için de bir şeyler düşündüm, merak etme. Değil mi? İyi, tamam. Hı? De gidiyorum ben. Tamam. Tamam mı? Hadi, görüşürüz. Evet. Durma dışarıda, git. Hadi. Tamam abla ya, sen de amma abarttın. Ver şunu artık, her şey içinde işte. Ablacığım tamam ya, of. Ya bir şey de yemedin sen. Bir ekmek arası bir şey yapayım, vereyim mi yanına? Ha? Otobüs gitti abla ya, gitti. Ben yerim orada, verirler bir şey. Dur dur dur. Ay, dikkat et kendine tamam mı? Oha, ne koydunuz bunun içine be? Ne gülüyorsun? Hadi tamam, hadi. Hadi. Görüşürüz. Buyurun efendim. Filiz. Hı. Anacığım İsmail'in ateşi var sanki. Nasıl ya? Üşüttü mü kuzum? Herhalde. İsmail. Bir ateşi var gerçekten.
Şu telefonu versene, çıkar üstünü aşkım. Hadi çıkar. Çıkar aşkım. Alo Barış. Ya bir gelip baksana, İsmail'in ateşi çıkmış biraz ya. Tamam. Cemil. Günaydın hanımefendi. Günaydın. Hayırdır? Ya Filiz evde mi? Bir konuşmam gerekiyor da yanlış anlamazsan. Filiz evde ama ne oldu? Ya bu hırsızın biz kimliğini tespit ettik. Gözünüz aydın da mesele biraz karışık. Oy değil mi? Ha. Gel gel içeri gel, çatılmayın sana. Bindalları da buldun mu? Ha? Çabuk ya... çıkın. Buldun mu bindalları da? Geç. Filiz. Günaydın. Cemil hırsızı bulmuş. Ne? Kim? Buldun mu şeyleri, bindalları? Öf ya, öf be, öf ya. Bu ne gürültü ya, hiç sana uyutmuyorsunuz. Hayda, benim karnım acıktı ya. Yok mu böyle hemen yiyecek bir şeyler, kahvaltı mı? Be baba, Cemil hırsızı bulmuş. Vallahi mı? Aferin ya. Ne kadar çabuk yakaladınız böyle, aferin. Ya, helal biraz olsun. Çabuk oldu, evet. Helal olsun. Ya Cemil, söylesene kim? Hadi. Söylesene oğlum. Kim? Ya şimdi böyle bir şey nasıl söylenir bilmiyorum da. Söyle. Bu atölyenin camı kırılan taştan parmak izi almıştık. Ha. Karakolda çat diye biriyle eşleşti. Yani söylemeye dilim varmıyor da. Sizin atölyeyi baban soymuş. Anam. Kendisini karakola alacağız. Baba. 3-5 tane çul içinde. Fikri abi bak, boşuna kaçıyorsun. Nasıl olsa alacağım seni o karakola. Baba! Ne oluyor gene sabah sabah ya? Al! Yakalarsan götürürsün. Allah! Nasıl yaptın böyle bir şey ya? Ne oldu gene ya? Ya gelmeyin üstüme be! Dükkanımızı bey baba soymuş. Ya! Fikri Bey, baba ne yapıyorsun ya anne? Ya! Gelmeyin üstüme ya! Arabanın vergisini ödemem gerekiyordu. Sizin çulları sattım. Ondan sonra götürdüm, vergisini ödedim. Şimdi araba benim üzerime geçti. Onu satacağım. Sizin çullar kaç paraysa veririm geri ya. La gölge etmeyin be. Hangi arabanın Fikri abi? Hangi arabanın ya? Ya işte benim arabam. Ayağım. Hayda. Lan. Arabayı çalmışlar lan. Al işte, haydan gelen uya gitti. Fikri abi. Bak çok koşma, yorma kendini. Alacağım seni nasıl olsa karakola. Bulurum ben seni. İçeri gel. Sen mi girdin babamın aklına? Konuş çabuk. Ay ben bir şey yapmadım ya. Sen de ne olsa benden biliyorsun ha. Zeynep. Babamın aklına nereden gelsin eşyaları satmak? Sen mi girdin babamın aklına? Zeynep konuşsana, delirtme beni. Ay ne olmuş yaptıysam? Sanki o malları sattığınızda zengin olacaktınız ha. Kapının önünde mis gibi araba duruyordu. Onu satsaydık dünya kadar paramız olacaktı. Ben bizim için yaptım Hikmet. Evimiz olsun diye yaptım. Tamam sus. Sus konuşma Zeynep. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun kızım sen? Ben seni evimin içine aldım. Ben seni alemin içine soktum. Doğmamış çocuğuna çocuğum dedim. Kendi ailem bakmadı sana, kapı dışarı etti de evimizin içine aldık. Böyle mi teşekkür ediyorsun bize? Ne diyorsun Hikmet ya? Ben senin karınım. Karın mı? Ha? Karım. Terbiyesiz. Karım gibi davran o zaman. Ben senin bu yaptıklarını ablama anlatsam sen diyeceksin. Eve değil mahalleye giremezsin, biliyor musun sen? Hikmet sen çok sinirlisin, sonra konuşalım istersen. Sus Zeynep sus, yeter, daha fazla konuşma. Kapandı konu. Bana bak. Ablamlara tek kelime etmeyeceğim. Konuşmayacağım. Sen de haddini bileceksin. Ayağını denk alacaksın. Bir tane daha arıza çıkartmayacaksın. Hele bir çıkart. Hele bir çıkart, seni kapının önüne koyarım. Hamile mamile umurumda olmazsın. Çocuğunu da alırsın, defolur gidersin. Anladın mı? Beni delirtme. Ya o değildi bu. Babamın aklına nereden geldi bu bindalları satmak ya? Yani Fikri Bey nereden aklına gelecek işte? Bulmuştur bir herkes. İşine gelince kafası zehir gibi çalışıyor mu onun? Tamam ben şimdi Fikri abiyi bulacağım, karakola alacağım. Tamam siz şikayetçi misiniz onu bir söyleyin. Ya nasıl şikayetçi olacağız Cemil, yani babam işte ya.
bir gece böyle nezarete tutunur muyum? Ha. Cemil. Benim de biraz içim sonra. Olur olur hallederiz tamam. İyi hadi İsmail de ilaç mı vereceğiz çocuğuna? Açız. Hadi bakalım. Vallahi efendi bak ben hırsızı buldum sözümü tuttum da Fikri abi çıktı. Yapıyor böyle şeyler. Alış bunları. Cemil onu tutabildiğin kadar içeride tut tamam mı? Lan gel buraya gel. Kaçma bak yakarım seni ha. Gel buraya. Ne yapıyorsun sen hala burada? Amirim ne yaptık ki? Ne demek ne yaptık lan? Mahalle sakini olarak huzurumu kaçırdın. Kimi dikizliyorsun lan sen? Hiç. Ha. Sen onu karakolda anlatırsın birader. Ne yaptık ki Allah Allah ya. Karakolda anlatırsın derdini. Biraz da biz dikizleyelim seni ha. Allah Allah ya. Evet. Sen ya, ha? Sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Hoca odası burası, saygılı ol biraz. Bana bak Rahmet. Eğer seni bıraktım diye intikam almaya çalışıyorsan... ...adam gibi kendi işini kendin hallet. Hocaları niye üstüne salıyorsun ya? Ne saçmalıyorsun sen ya? Ya sınava girmedim diye beni şikayet etmişsin. Sabahtan beri canımı çıkartıyorlar dekanlıkta. Sen çok yanlış anlamışsın. İki gün takıldık ettik diye senden intikam alacak halim yok herhalde benim. Eğlendik bitti. Yapma Rahmet ya. Sen giderken ben dönüyordum. Eğer yapacaksan daha yaratıcı bir şey bul. Bu mu yani? Bunu mu buldun? Bu şekilde mi benim canımı acıtacaksın ha? Bunları senin canını acıtmak için falan söylediğimi düşünüyorsan çok yanılıyorsun bebeğim. Sana sınavdan çıkılmayacak dendi, sen çıktın. Sonuçlarına kattın her şeyi. Ben şimdi sana göz yumsam bir dahaki sınav tek öğrenci kalmaz işaret. Anladın mı? Peki çıkabilirsin. Her öğrenciye bu kadar vakit ayırırsan ben burada kendi işimi halledemem değil mi? Afiyet olsun. Ah teşekkür ederim. Deniz ne yapıyorsun ya? Öldüreceğim onu ya. Anladın mı? Mahvedeceğim, yok edeceğim. O da benimle uğraşmak ne demekmiş görmedi. Kim görmedi? Ne oluyor? Ya inanamıyorum ya. Kimse bana böyle davranamaz. Anladınız mı? Kimse buna cesaret edemez. Ya Deniz bir sakin ol. Ne oluyorsun ya? Abla bak iyi misin? Bir su falan ister misin? Sen iç derin o suyu anladın mı? Sen iç. Ya bizi gitmiş beni şikayet etmiş ya. Umurumda değilmişim bir de. Kendi silahımla beni vuracak aklınca sıra. Kim şikayet etmiş? Ne olmuş? Ya şu salak dersin yeni asistanı. Kimmiş ki o? Rahmet. Ne? Hı? Savaş istiyor. Anladın mı? Savaş istiyor. İyi. Savaşalım o zaman. Bakalım hangimiz sağ çıkacak. Şimdi ben böyle bir liste çıkardım.
Bunların hepsi bizim ürün aldığımız işte imalatçılar. Bunların hepsini tek tek gezeceğim işte. İyi anacığım, adamlar bir örnek bir şey istemezler mi yani? Keşke yaptığımız bin dalların fotoğrafını falan çekseydik ya. Hiç olmazsa katalog gibi bir şey olurdu elimizde. Keşke. Barış, hoş geldin. Hah, hoş bulduk. İki dakika gelsene bir şey göstereceğim sana. Ne oldu ki? Ne o? Burada söyleme şimdi sürpriz, hadi. Ha. Yok ya, ismi hasta ya. Şimdi uyanır da beni göremezse çok mazımızlanır, kalayım mı? Çok uzaklaşmayacağız, merak etme, hemen geri döneceksin zaten. Hadi gel ya. Hadi. Hadi. İyi, tamam, üstümü giyeyim. Hadi, bekliyorum. Ben 5 dakika çıkıyorum. Tamam Cem, sen keyfine bak. Geleceğim hemen. Hah. Hadi. Gel. Ya. Nasıl? Ay çok güzel burası. Ama nasıl ödenecek ki kirası buranın? Ya sen boş ver şimdi kirasını. Bizim ihtiyacımız olan şey moral. Anladın mı? Para değil. Bak bakalım bir tam beğendin mi? Ne diyorsun? Ay çok güzel ya. Nasıl döşedin ki burayı? Hiçbir eksiği yok. O şöyle şansımıza, yani şansıma müzisyen bir kadın almış burası. Dayıyor, döşüyor. Sonra yurt dışında yaşayacağım diyor falan. Bana denk geliyor, bana kısmetmiş yani. Çok güzelmiş. Evlendikten sonra burada mı yaşayacağız yani? Evet. Evlendikten sonra büyük ihtimalle burada yaşayacağız. Hem çocuklara da yakın. Bak 10 dakika gördüm. Şimdi kiralık ama durumlar düzeldiğince belki satın da alırız. Bakalım. Çok az oda var. Yani oda fazla, sayısı fazla değil ama Savaş'ta ismi eğer aynı oda yeterlerse bizim kızımıza da oda çıkar. Kızımız diyorsun ya. Kızımız diyorum. İsim mi bulsak acaba? İsim mi düşünsek? Bence isim düşün. Biz bir önce evlenmeyi becerelim de. Ben bir şey söyleyeyim sana? Bence biz kalbimizde acayip evliyiz. Bayağı dünyanın evli çiftliyiz bence. Öyle bir imzaya falan bence gerek yok. Bunlar çok formalite şeyler. Allah Allah. Ne diyeceğiz? Evlilik cüzdanı soranlara kalbimizi mi göstereceğiz? Ne yapacağız? Bence artık bize bir şey sormasınlar. Ha? Kimse bir şey sormasın bize artık. Bir rahat bıraksınlar bizi. Biz de artık evimize bakalım birazcık. Ne olur? Benim sürmeye gitmem lazım. Gidersin. Gideceksin. Kardeşin sonuçta. Ben nasıl gideceğim ya? Çıkıyorum şimdi Barış, çalışma ya. Tamam, görürsün. Bir şey söyleyebilir miyim? Hadi. Bak, dur, bir durur musun? Bir şey diyeceğim. Dur, dur. Bekle. Çocuk yani bu hasta olması kadar doğal bir şey yok. Normalde sen bu kadar niye büyütüyorsun ben anlamadım ki. Aa. Alo, Çiçek. Barış ben, ne haber? Ben şu bir İsmet'i sormak için aradım da durumu ne durumdadır ya? İyi mi? Ya kötü mü diyecek? İyi. Çok iyi. Bayağı iyi. Tamam, süper. Oh, güzel, rahatladım. Ben de ona benzer bir şey söyleyecektim zaten. Filiz gelemeyebilir akşam, haberin olsun. Tamam mı? Ya ne saçmalıyorsun Çiçek? Geleceğim ben. Hayır, hayır. O şu an bu evi gördü falan. Bir delirdi, bayıldı şu an. Tamam mı? O yüzden ben sonra konuşuruz. Hadi, bay bay. Bay bay. Gördüğün gibi hallettik yani. Ya Barış saçmalama Allah aşkına, hasta çocuk, gitmem lazım ya. Neyi saçmalayacağım ya? Bir şey diyeceğim bak. Ben seni bulalı asırlar olmuş, tamam mı? Ben önce kavuşmuşum. Şimdi beni kolay kolay bırakma. Birazcık da bizim yüzümüz gülsün, değil mi? Evet. Tamam. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? Bak, sıkıntı ettiğinin farkındayım, tamam mı? Sen böyle dur. Gerçekten rahatsız etmeyeceğim seni. Biliyorum. Bak, sınırımı çok biliyorum. Çok küçük. Tamam, hadi daha evi gezmedim. Yalışıyorsun hala bana. Evi gezelim. Rahat bırak ya. Ben her zaman sana aşıktım. Ben her zaman sana aşıktım. Daha görmemiştim seni, hiç bilmiyorken eşsiz ismini. Reddettim zalim dünyanın cismini. İstifa ettim. Ben her zaman sana aşıktım. Ben her zaman.
sana aşıktım. Yango 25 trilyon devretti. Bu adi düzen üzerime devrildi. Geleceği hainler mi resmetti? Ben korkup kaçmadım, sen göstersene kendini. Ben her zaman sana aşıktım. Ben her zaman sana aşıktım. Cennetin sahibi karnı burnunda hamile. Ama yer vermiyor otobüsteki ergele. Hayat üç perdelik tatsız bir kabare. Biz seninle çocuk kalalım mı habire? Ben her zaman sana aşıktım. Ben her zaman sana aşıktım. Ben sizi birine benzettim. Ben sizi kendinize benzettim. Ben bu işi bir işe benzettim ama adını koymadan istifa ettim. Ben her zaman sana aşıktım. 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 Hayret bir şey ya. Ne haber lan Ahmet Salih? Oğlum sen benimle uğraşacağını niye benim arabayı çalanları yakalamıyorsun ya? Sümüklü Cemil. Atölyeyi soyanı yakaladım ya abi. Ona da sıra gelecek inşallah. Oğlum ne soyması lan? Ne soyması? Ben kızımın çaputlarını ödünç aldım. Geri iade edeceğim ya arabayı satınca. Vallahi Fikri abi, aile meselelerine ben artık bakmıyorum abi. O işlerle başkaları ilgileniyor. Ya, hadi abi. Cemil. Bana bak. Cemil. Bu arada senden şikayetçi oldular. Mahkemeye çıkacaksın, haberin olsun. Artık kaç gün, kaç yıl verirler bilemeyeceğim. Ulan kim lan? Kim lan? Lan Cemil! Cemil! Lan Filiz'i ara lan! Bak o beni... Cemil! Sümüklü! Oğlum sen gör, iki elim yakanda lan senin sümüklü! Oğlum yemek var mı lan? Aç... Selamünaleyküm kardeşim. Aleykümselam. Aç mısın? Ben çok açım ya. Akşam yemeği falan verdiler mi? Yok kirvem, vermediler. Ne? Vermediler kirvem. Kirven? Lan oğlum abuk sabuk şeyler söyleyip benim tepemi tasını attırma ya. Of. Sen ne çaldın lan? Hiç. Hiçbir şey çalmadım. Vallahi anlamadım ki ben de. Ne acayip memleket bu İstanbul. Kim anlamış ki, sen anlayacaksın oğlum. Çok kalabalık lan, nefes alamıyoruz. Sen niye geldin ki? Bir sen eksik kalsaydın bari. Ya yok, ben kalıcı değilim kardeş. Ben benim karıyı bıçaklamaya geldim. Bir bıçaklayayım döneceğim. Allah mı? Kardeş kafa bu yalnız. Cemil! Cemil!
Cemil çıkamaz. Cemil! Cemil çıkartsana beni buradan. Cemil. Ya bu Fikri abi çok bağırıyor. Ne yapacağız bunu? Başımız şişti ya. Ya birader ben bu adam yüzünden 2 gündür uykusuzum. Tamam sabret biraz, birazdan uyur. Böyle tam şafakta uyandır bunu, tamam mı? Uykusu bölünsün, en azından rahatı falan bozulsun biraz. Tamam. Ha bu diğerini ne yapacağız ya? Kaldı orada. O da vardı değil mi lan? Ne oldu, bir şey çıkmadı mı ondan? Vallahi çıkmadı, temiz. Allah Allah. Salıyorum o zaman ben. Yok yok, dur. Onu da sabah salarsın, biraz akıllansın. Bir de bir daha benim mahallemde dolaşmasın, tamam mı? Söylersin. İyi. Hadi kardeşim. Günaydın. Aa, teşekkür ederim. Hı-hı. Ben şimdi savaş almaya gideceğim. Ondan önce de sen böyle bir şeyler iyi hazırladım. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben bu sadece filmlerde olduğunu zannediyorum. Bizimkisi de film gibi bir aşk değil mi zaten? Tamam. Konuşuruz. Aa, sen savaşa gidiyorsun değil mi? Ben ona bir şeyler hazırlasaydım evde ya. Hem İsmail'i de görürdüm. Ne diyeceğim? Yani tamam canım, yani yedikten sonra. Ah, iyi tamam, hadi. İyi tamam. Hadi görüşürüz. Tamam mıyız? Hazır mıyız anneciğim gitmeye? Hayır, korkuyorum. O zaman tamam, gitme anneciğim. Hı, ne dersin? Ama o zaman da o kötü kalpli kurt babayı yer. Ya da neyse. Tamam. Tamam, ben arayayım babayı. Gelmesin, tamam? Tamam, tamam. Gideceğim. Peki Firuze ne diyeceğini hatırlıyor musun? Hı hı. Sen çok kötü birisin. Babamı benden aldın. Benim babama senden daha çok ihtiyacım var. Eğer sen babamı bırakırsan babam eve geri döner. Hem seni kardeşlerinden ayırsalar kötü olmaz mı, üzülmez misin diyeceksin değil mi anneciğim? Tamam. Annem, benim kahraman oğlum, aferin. Ama bak, bu konuştuklarımız ikimizin arasında bir sır. Tamam mı? Ay, aslan parçası. Hazır mısın yeni evi görmeye? Tamam, hadi giyin bakalım o zaman. Hadi, hadi. Hadi gel. Çok geç yatmasın. Abur cubur da çok kaçırmasın. Merak etme. Da, hadi yürü bakalım. Hadi görüşürüz annesi. Thank you.
Baba? Sen burada mı saklanıyorsun lan Paydas? Aha Allah! Ya baba ne işin var senin burada ya? Burası çok güzelmiş ha. Ben var ya buraya çok pis çökerim ha. Ya niye senin kendi evin yok mu baba ya? Hösten, ne biçim konuşuyorsun? Babam var senin karşında. En sevdiğim oğlum, yalnız mı bırakacağım lan? Ay vallahi. Bana bak. Oo, oğlum ben burada yatarım lan artık. Ha sen kesin bir şey karıştırdın değil mi baba? O yüzden damladın buraya. Ne oldu? Yok be oğlum, hep o gudubet ablanın işleri bunlar ya. Ya ayrıca sen beni burada nereden buldun ya? Oğlum sen babanı hiç tanımamışsın ha. Fikri Elbol istediği zaman her şeyi yapar. Oğlum o zekayı kimden aldın sanıyorsun? Taştan mı? Hadi oğlum sen benim kafamı şişirme, işine bak. Ben de takılırım lan burada. Şş, bana bak lan. Bu soğuğu yok mu? Ha? Fıstık yok mu fıstık? Ne fıstığı baba? Yal gibi bu ya. Geç bakalım. Geç bakalım, hoş geldin. Ha? Evet, evet, oraya, doğru yer. Aynen oraya gidiyorsun, bak bakalım. Tata, yeni ev. Bak. Ha, beğendin mi evi? Güzel mi? Güzel değil mi? Artık bana geldiğinde biz burada kalacağız. Beğendin mi? Sen bir oda seçecektin sanki. Ha? Hadi gel, senin odanı seçerim. Seninle ikimiz kalacağız. Evet, ikimiz kalacağız. Sonra bir yere İspo da gelecek. Bir zaman sonra Filiz abla da gelecek. Öyle beraber kalacağız. Hayır, İspo gelsin. Gelecek zaten babacığım, İspo. Gelecek ama şu anda birazcık hasta, o yüzden gelemiyor. Biz acıktık mı ya? Ha? Şöyle güzel bir yemek olsa da. Bak benim sana bir sürprizim var. Filiz abla şu senin sevdiğin köfteler var ya, onlardan yaptı. Çiçek abla da kek yaptı sana. Tatlı niyetin onu yeriz. He? Of. Hadi babacığım. Öyle yapar mıyız? Şimdi gelirler birazdan zaten. Ha? Geldiler. Yavaş. Koşma, savaş. Arka odaya git, sağ taraf. Aynen bak, hop. Aferin sana. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geldi mi savaş ha? Geldi, geldi. Hı, beğendin mi peki? Ya bir idrak edemedi, ben anlamadım. Odasına gitti şimdi. Sen ne getirdin? Ay ben çok güzel şeyler getirdim. Sıcak hem de. Açmam lazım üstünü yumuşamasın diye. Güzel. İyi o zaman ben de gazoz falan bir şeyler ayarlayayım. Bayılıyor gazoz içmeye. Gazoz yok yemekten önce. Ne olacak 40 yılda bir ya? Şımartalım bugün. Hı. Hı. Ciğerim salça bitmiş. Ben bir türeye gidip geleyim, tamam? Haydar. Gel buraya. Ya. Koca heyecan borcu ödemeden kaçmak var mı böyle? Ya Fidan Allah aşkına. Kapandı gitti o mesele. Sen benden ne istiyorsun lan? Aa. Çiçek abla değil mi o ya? Çocukların yanında kal. İmdat! İmdat! Harma! Yetişin adam, öldürün! Allah aşkına! Lan! Hikmet gelme git! Hikmet eve git! Hikmet gelme git! Açma! Hikmet git! Çiçek! Hikmet. Lan bıraksana! Bırak! Hikmet! Yere git lan! Bırak lan! Bırak. Bırak! Ne oluyor lan? Bırak! 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 Ya Allah aşkına çık! Bırak! Allah aşkına çık! Bırak! 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 Bırak beni! Orucunu almadan bırak lan! Çek.
Tamam. Bir şey yok. Bir şey yok oğlum, bir şey yok. Sakin ol, bir şey yok. Bir şey yok abim benim. Tamam. Sakin ol, bir şey yok. Tamam oğlum, dur. Ya kimse yok mu ya, biraz sana ya. Savaş'cığım hoş geldin. İyi misin? İsmo biraz hastalandı. O yüzden gelemedi. Yoksa o da çok özlemiş seni. Ama bir iyileşsin, oynamaya gelecek seninle. Ben de çok özledim seni. Ya git. Savaş'cığım, öpecektim sadece. Hayır, sen gidiyorsun. Babamı yiyeceksin. Savaş'cığım, olur mu öyle şey? Kötüsün işte, git. Ben senden nefret ediyorum. Babam senin yüzünden beni bıraktı. Sen babamı çaldın. Savaş, ne oluyor? Bacım, ne oldu? Niye ağlıyorsun? Ne oldu? Dur bakalım bir, dur. Kim bilir neye taktın yine? Alo. Ne? Ne oldu? Barış, ne oldu?